İyi akşamlar sevgili seyirciler. Yine bir gündem dışı programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu gece gündem dışında korona günlerini konuşacağız. Şöyle bir baktığımızda uzun süredir koronavirüsüyle mücadele ediyoruz. Tabii uzun süredir de koronavirüsünü konuşuyoruz. Bu bağlamda baktığımızda da hani konuşacak bir şey kalmamıştır belki diyebilirsiniz. Baktığımızda yeni gelişmeler var ve bununla beraber yeni açıklamalar var. Aslına bakarsak koronavirüsüne ilişkin birçok şey daha konuşacağız. Gündem dışına başlıyoruz. Hepinize de teşekkür etmek istiyorum. Gerek Osman Hocam, gerek Mehmet Ceyhan Hocam, gerek Korkut Hocam siz ve gerek de Mehmet Şakiroğlu Hocam. Genel itibariyle baktığımızda hiçbir platform, hiçbir mecrayı da ayırt etmeksizin halkı bilgilendirmek adına çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz ve bizleri bilgilendiriyorsunuz. Ben hem halkım adına hem ekibim adına sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bir kez daha hashtag'imi de hatırlatmak istiyorum. Koronavirüs etiketiyle bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bizler de sorulara cevaplar bulmaya çalışacağız. Mehmet Ceyhan Hocam, hemen size dönmek istiyorum. Şöyle bir baktığımız Çin'in Wuhan kentinde bu virüs çıktı ve çıkmasıyla beraber de aşı bulunacak mı, bulundu mu, bulunuyor mu gibi sorular sormaya başladık. Yurt içinden de baktığımızda geçtiğimiz günlerde Fahrettin Koca'nın tweetini takip ettik. Virüs izole edilmeye başlandı ifadesi vardı. Ne dersiniz, aşı çalışmalarında son durum ne, ilaç çalışmalarında son durum ne? Şimdi aşı tabii yani bir pandemi aşısı çok farklı bir olaydır. Diğer aşılarla bir tutmamak lazım. Çünkü henüz olmayan bir aşı, zaten aşısı olan bir hastalıkta pandemi gelişemeyeceğine göre henüz olmayan bir aşı ve aynı anda 7,5 milyar insan, yani bütün dünya bu aşıya ihtiyaç hissediyor. Ve böyle bir aşı çıktığı zaman da belki domuz gribi pandemisini hatırlarsınız. Hı hı. O dönemde ben işte orada bilim kurulundaydım ve çok büyük tartışmalar olmuştu basında. Bu aşıyı yaptırmak yaptırmamak şeklinde. Şimdi dolayısıyla birincisi, bir defa ilk yapan ülke, ki bir defa tabii ilk yapan ülke dediğimiz zaman Çinlilerin bu işte çok daha önde olduğunu biliyor. Çünkü çok daha önce başladılar. İlk onlar virüsü işte 7 Ocak'ta izole ettiler. 10 Ocak'ta genomunu, dizilimini yayınladılar. Onlar çok daha önde. Bir de şöyle bir şey var. Bizden çok daha önde olan ülkelerin yanında virüs aşısı üretme potansiyeli olan ülkeler var. Yani biz tamam çalışmalara başladık, bir virüs aşısı bulabiliriz ama bir viral aşıyı, ister bunu işte genetik teknolojiyle üretin, ister daha basit bir yöntemle attenüe ederek üretin, bunu üretecek tesislerinizin de olması lazım. Bizim henüz böyle bir tesisimiz yok. Çünkü biz 1980'li yılların sonundan itibaren, yani sample tipi kuduz aşısını bıraktığımızdan beri hiçbir aşı üretmedik. Hı hı. Sadece şu anda difteri tetanoz için yürüyen bir proje var. İşte 8. sene oldu. Onunla bunun teknolojisi çok farklı. Teknolojiyi şimdiden kurmaya başlayın diyebilirler ama bu da çok kolay değil. Çünkü hı hı. aşının bulunacağının garantisi yok. Ve çok büyük bir yatırım yapmanız lazım. Çok sayıda yetişmiş insan lazım bu alanda, evet. Üretim için diyorum. O yüzden bu bize sadece şöyle bir avantaj sağlıyor, onu da unutmayalım. Birincisi, biz aşıyı bulmakta zorlanabiliriz. Çünkü dediğim gibi bütün dünya talep edecek. Ne kadar daha bir süreç var hocam ilk aşı için? Valla nereden bakarsanız bakın, örneğin Türkiye'de bir aşı geliştirildi diyelim. Bu bir yıldan önce olmaz. Diğer ülkelerde işte bu belki 9-10 ayda bir aşının çalışmaları işte bitebilir. Ama üretimini falan koyarsanız bütün hani bir de deneme olayları da var değil mi hocam? Aşı bulunduktan sonra bu sadece bulunması bir yıl. Tabii bu önce bir hayvan deneyleri yapılacak. Sonra faz 0'dan başlayarak faz işte 1-2-3 çalışmaları yapılacak. Bu şu demek, önce güvenlik için az sayıda insanda denenecek.
sonra işte giderek insan sayısı artırılarak etkinliğine bakılacak. Bunların hepsi neticede bulunmasını bile bizim için söylüyorum bir yıllık bir süre gibi gösteriyor. Bundan sonraki üretim derseniz o da en azından bir 6-7 aylık bir süre gerektiriyor. Ama bizim bir aşı bulamazsak gecikmiş de olsa bir aşı yapma imkanımız olacak. İkincisi bu yapılanların hiçbiri boş değil. Yarın bu salgında olmasa bile işte başka aşılar üretme potansiyelimize katkıda bulunacak. Yarın başka bir salgın olduğunda gene ona katkıda bulunacak. Burada unutulmaması gereken şey şu. Hepsi bu tartışılır ya milli aşı üretelim mi üretmeyelim mi diye. Şimdi global dünyada hep şöyle düşünülür. Ya şeyden bazen üretmek satamazsanız o aşıyı satın almaktan pahalıya gelir. Ama işte bu salgınlar gelince aşının önemini anlıyoruz. Yani aşı böyle ilaç falan gibi bir olay değil. Hele ki şu süreçte aşı oldukça önemli. Evet, zaten yani ilk etapta bakın, baktığımızda bir buçuk yıl telaffuz ediliyordu. Yıllardır basında bu aşı karşıtlarıyla mücadele ediyoruz. Ben mesela işte yıllardır 20 senedir mücadele ediyorum. Bu insanlar gerçi böyle dönemlerde yerin altına saklanırlar. Aşı aleyhinde konuşanlar çünkü halk hassastır aşıyla ilgili. Ama ondan sonra unutulunca tekrar çıkarlar ortaya. Artık halkımızın da aşının önemini unutmaması lazım. Bakın biz şu anda uyguladığımız aşıları bırakalım. Bütün dünyanın bıraktığını düşünün. Bugün difteri, tetanoz, işte kızamıkçık, boğmacayla pandemiler yaşarız. Aşı sayesinde yaşamıyoruz bunları. Evet. Hocam yani anladığımız bir buçuk seneden önce aşı çalışmaları sona ermez. Evet. Osman Hocam geçtiğimiz programda biz zaten hani bunu konuşmuştuk sizinle ama şöyle bir baktığımızda yeni gelişmeler olunca da tabii aşı çıkacak mı konusunda ümitleniyoruz. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi bir aşının bulunması için önce ortada bir virüsün mü olması gerekiyor? Virüsten önce buna ilişkin bir aşı mümkün müdür? Ne dersiniz? Yani aşı üretmek tabii çok uzun, zorlu bir süreç. Şimdi tabii biz bu virüsü biliyoruz aslında. Yani işte SARS-CoV-2 diyoruz değil mi? SARS etkenine çok benzeyen, genetik olarak ona %90 oranında benzeyen bir yeni virüste karşı karşıyayız. Tabii SARS ve MERS'le de ilgili olarak pek çok aşı çalışması yapıldı ama çok da fazla başarılı olmadı. Ben de ona ilişkin demiştim. Hani önlem amacıyla önden yapılmadı. Ama o çalışmalar esnasında belirli bir bilgi birikiminin olduğunu da kabul etmek zorundayız. Yani virüs nasıl hücre içerisine girer, hücreden ne yapar, nasıl çoğalır, nasıl etkisini gösterir? Bunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Bu bizim için avantaj ve zaman kazandırıcı unsurlardan bir tanesi. Tabii aşıyı geliştirebilmek için önce hayvanların üzerinde denemek lazım. Daha sonra da insan çalışmaları yapmak lazım. İnsan çalışmaları da genel olarak faz 1, faz 2, faz 3 olarak ayrılıyor. Öncelikle gönüllülerde deneyeceksiniz. Daha sonra işte birkaç yüz kişilik risk grubunda deneyeceksiniz. Daha sonra da birkaç bin kişi üzerinde deneyeceksiniz. Etkili olduğunu, yan etkisi olmadığını anlayacaksınız. Dozajını belirleyeceksiniz. Ondan sonra da işte onay ve üretim aşaması söz konusu olacak. Yani aslında normal bir aşı için bu süreç belki 3 yıl, 5 yıl olabilir ama tabii epey burada bir uzun bir süreçten söylediğim bahsediyoruz. Gibi bir pandemiyle karşı karşıya olduğumuz için bu sürecin olabildiğince kısa olması gerektiği inancımız var. Tabii aşı hocam da söyledi gerçekten aslında insanın en büyük zaferlerinden bir tanesi. Yani insan zekasının, insan anlayışının en önemli sonuçlarından bir tanesi. Yani bu kadar etkili, bu kadar ucuz ve aslında bu kadar yan etkisi olmayan bir başka sağlık metodu kesinlikle yok. Ama hocam da ifade etti gerçekten daha düne kadar aşı karşıtları her platformda seslerini inanılmaz şekilde duyuruyorlardı ve yani yazdıkları kitaplar birkaç milyon satıyordu. Böyle insanlar vardı dünyada da Türkiye'de de
Ama şu anda onlarla ilgili herhangi bir şey göremiyoruz. Yani onlar şu anda bu aşının çıkmasını bekliyor durumundadırlar muhtemelen. Ama ben aşı çalışmalarını da takip ediyorum gerçekten. Burada İlerleme enteresan, var mı hocam? Hızlı gelişmeler olduğunu görüyorum. Onları takip etmeye çalışıyorum. Enteresan, çok değişik firmalar var, çok değişik ülkeler var aşı üretmeye çalışan. Benim için enteresan gördüğüm bir Amerika'da bir şirketin çalışmaları gerçekten sanki böyle çok hızla sonlanacakmış gibi gözüküyor. Onlar da diyorlar ki biz işte sonbahar aylarında, belki Ekim-Kasım aylarında bu aşıyı üreteceğiz diyorlar. Öyle bir iddiaları var. Umarım bu doğrudur. Hatta ürettikleri zaman da işte öncelikle hamileler, çocuklar, işte risk grubunda olanlar ve aynı zamanda sağlık ve bakım personeline bu aşıların uygulanmasını istiyoruz diye de belirttiler. Gerçekten teknik olarak da enteresan. Virüsün tabii yapısı çok önemli demiştim. İşte virüsüne artık herkes ezberledi bunu. Bir S proteini var, çıkıntı proteinleri var. Bir de bizim hücrelerimizin ACE2 reseptörleri var. Bu S proteinleri aracılığıyla virüs hücrelerin içerisine giriyor. Orada kendi genetik yapısıyla çoğalmaya başlıyor. Kendini çoğaltıyor bizim hücrelerimiz içerisinde. O kadar çok çoğalıyor ki daha sonra hücre patlıyor ve diğer virüslerde çevredeki hücrelerimizi tekrar enfekte ederek bu sürece devam ettiriyorlar. Bu S proteini bu aşılarda en önemli hedef komponentlerden bir tanesi. Bütün çalışmalar daha çok buraya yönelmiş gibi gözüküyor. Bununla ilgili olarak örneğin bir şirketin şöyle bir çalışması var. Bu S proteinini üretmeye çalışıyorlar. Bu S proteini tabii kodlayan, üreten virüsün üzerinde bir RNA parçacığı var. Onu kesmişler. Ondan sonra bu parçacığı bakterilerin genomuna eklemişler. Bakteri genomunda da bu parçacık sürekli olarak proteini üretiyor. Bu şekilde proteini elde edip bir aşı çalışması var. Gerçekten enteresan ama benim söylediğim özellikle Ekim aylarında geleceğini umduğum aşıda daha farklı bir yöntem var. Burada bir DNA-RNA mekanizması söz konusu ve bugüne kadar aşılarda, insan aşılarında da kullanılan bir yöntem değil. Burada o gene proteini kodlayan RNA bölümünün nükleik asit molekülleri hücreye verilerek gene bu protein sentezi yoluna gidiyor. Ne demek yani hocam gidiyor. Biraz açarsak? Şimdi dediğim gibi bu S proteinine karşı bizim bir takım blokan antikorlar üretmemiz lazım veya blokan reseptörler üretmemiz lazım. Yani hedef o protein daha çok. Başka hedefler de var. ACE2'yi de hedefleyen bir takım Peki çalışmalar hocam, var ama. Peki hocam, Ekim-Kasım dediniz ya siz. Şimdi baktığımızda 3 yıl, 5 yıl da söyleniyor. Siz de dile getirdiniz. Peki bu işi aceleye getirmek aşı çalışmalarını ben şahsen beni korkutuyor. Hani işi aceleye getirmek daha sonra bir sıkıntı teşkil etmesin. Tabii şimdi etkili olup olmuyor. Şimdi çalışmalar başladı. Hayvan safhasını atladılar. Birinci faz çalışma da bitmek üzere. Orada 18-65 yaş arasında 45 gönüllüyü aldılar. 3 ayrı gruba dağıttılar. Değişik dozlarda buna uyguladılar. Tekrar uygulayacaklar ve birinci faz aşaması bitecek. Ondan sonra da diğer aşamalar hızlı bir şekilde eğer devam edecek diye düşünüyorum. Tabii etkili olur mu, olmaz mı? Dozajı nedir? Kaç kere yapmak lazım? Yaptığınızda ne kadar süre sonra bağışıklık cevabı ortaya çıkacak? Ne kadar sürecek? Bunları henüz bilmiyoruz. Herkes de etki edecek mi? Tabii, herkese etki edecek mi? Tabii biz bu aşıyı elde ettiğimiz zaman virüste böyle çok ciddi bir mutasyon olup mevsimsel grip etkenleri gibi acaba etkisiz de olur mu gibi de peki mutasyona uğrasa aşı saf dışı mı kalıyor? Tabii yani kılık kıyafet bu S proteini ile ilgili ciddi bir mutasyon olduğu zaman tabii orada problemlerin olması da beklenir ama çalışmalar devam ediyor. Onu söylüyorum en azından. Benim takip edebildiğim kadarıyla Türkiye'de de devam ediyor. Etmeli diğer ülkelerde de. Yani bunu önemsiyoruz. Umarım bir sonuç ve başarı olur ama
daha önce de ifade ettim. Yani bakın şu anda bu pandemiyle mücadele edebilmek için bizim elimizde olan tek gerçek, en etkili ilaç, en etkili aşı evde kalmak. Evet. Evde kalırsak yine dönüyoruz, bulaşıcılık oranını işte 3-4 olduğu söylenen bulaşıcılık oranını neredeyse 1'e kadar çekerek bu pandeminin hızını, yayılmasını bir şekilde kırabiliriz. Ama evde kalmazsak, önlemlere riayet etmezsek bu kendini bir kısır döngü şeklinde daha da büyük halkalarla tekrarlayarak sürer gider. Evet, evde kalmak çok önemli. Evet. Altını sık sık çizelim. Evde kalmalıyız. Evde kalalım Türkiye'm. Mehmet Ceyhan Hocam, şimdi aşı çalışmalarını konuştuk. Bir yandan da tabii bağışıklık sistemimiz üzerinde sürekli konuşuyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmeli miyiz? Ne kadar güçlendirmeliyiz? Eğer iyi bir şekilde bağışıklık sistemimiz olursa koronavirüsünün bize bulaşma ihtimali nedir diye hep sorular dönüyor sık sık. Ancak çok da merak ediliyor. Dilerseniz sizden dinleyelim. Bağışıklık sisteminin önemli olduğunu biliyoruz ama fazla yüklemenin de zararları var mı? Şimdi bir defa önce Osman Hoca'nın söylediklerine bir iki ek yapmam lazım. Çünkü Amerika'da bir aşıdan bahsetti. Gerçekten o Amerika'daki aşı bir kadına verildi önce. Henüz onun sonucu da bilinmiyor. Daha sonra söylediği şey, aşı yaptığınız zaman zaten 15 gün beklemeniz lazım ilk antikor cevabı için. Ondan sonra tekrarı gerekir mi, onların çalışması lazım. Yani ben öyle Ekim'de falan aşının gelemeyeceğini, zaten sadece ben değil, bütün Amerikalı bilim adamları da, bu çalışmayı yapanlar da biliyor zaten. Bu bir ön alma gibi bir şey. Osman Hoca'nın dediği o S proteinleri, yani o dikenlerinin, virüsün resminde gördüğümüz dikenlerinin proteinleri ne yazık ki işte uygun aşı adayı antijenler değiller. Çünkü en büyük mutasyon orada oluyor zaten. Yani sizin işte biraz önce söylendiği gibi bir mutasyon olursa aşı boşa gider diye, ne yazık ki en çok mutasyonun olduğu bölge orası. O yüzden de zaten sadece o şeyi kimse kullanmayı düşünmüyor. Onunla birlikte başka antijenleri de kullanmayı düşünüyorlar. Çünkü bunlardaki mutasyonların, işte zaten bunun biliyorsunuz, bu virüsün annesi SARS virüsü, babası da pangolin koronavirüsü. Zaten şeyde, bütün o değişiklik de bu, yani koronavirüs mutasyonları daha çok insan çiftinden çocuk doğması gibi oluyor. Böyle influenza virüslerinde gördüğümüz o çok sık işte DNA kırıkları, RNA kırıkları, onun yerine yeni parçanın eklenmesi, bunlar da çok daha az görülüyor koronavirüste. Onun için yani nereden bakarsanız bakın, şu Jackson laboratuvarının aşısı da, diğer hatta Çinliler daha öndeler bu çalışmalarda, ama onların aşısı da bir yıldan önce çıkmayacak bir defa. Peki hocam, şimdi baktığımızda bağışıklık sistemine geçmeden önce Çinliler dediniz. Evet geçtiğimiz günlerde Çinliler biz bulduk dedi, Almanlar biz bulduk dedi. Küba'ya bakıyoruz, onlar da biz aşıyı bulduk dedi. Hep şimdi bir onlar, aşı bulma çalışma eylemi var. Bu bakın, noktada ben şu prosedürü sormak istiyorum. Kim bulursa aşı diğer ülkelere aşıyı veriyor mu? Buranın prosedürü nasıl işliyor? Şimdi bakın, birincisi bulduk demiyorlar. Hiçbirisi bulduk demiyor. Biz bir aday molekül geliştirdik diyorlar. Ya da işte aday bir şey bulduk, antijen bulduk diyorlar. Ama o bizim, sadece bizim değil, dünya basınında tabii herkes böyle bir beklenti içinde olduğu için aşıyı bulduk şeklinde lanse ediliyor. Henüz kimsenin aşı bulduğu falan yok. Bulması da mümkün değil. Tabii bir ülke aşıyı geliştirdikten sonra, yani hangi yolla geliştirdiğini açıklıyor zaten. Kimse gizleyemez bunu. Nitekim Çinliler işte RNA yapısını açıkladıktan sonra birçok çalışma her yerde başladı. Fakat tabii her ülkenin, her firmanın bir aşı üretim kapasitesi var. Şimdi diyelim ki bu aşıyı geliştirmeye başladınız ve üretme arkasından üretiyorsunuz. Siz birdenbire bir ay içerisinde bütün dünyaya yetecek kadar aşı üretemezsiniz. Onun için bunu yavaş yavaş işte onlardan, bunun işte patent hakkını satın alan firmalar çıkacak. Onlar da o firma aracılığıyla üretecekler. Dünya Sağlık Örgütü bu işin organizatörü olacak. Şimdi
Burada tabii kendiniz aşı üretirseniz bu sıkıntınız olmayacak. Önce kendi vatandaşınıza kullanacaksınız. Şimdi bağışıklığa gelince, bakın yıllardan beri bütün basın kanallarında bağışıklığı artıran işte ilaçlar, otlar, sebzeler dinleyip duruyoruz. Şimdi bunların aslında hiçbirinin işe yaramadığını böyle bir salgın gelince anlıyoruz. Çünkü bakın bu hastalıktan ölümler önemli bir kısmı, hatta yarısından daha fazlası aşırı cevap veren bağışıklık sistemi yüzünden oluyor. Yani sizin bağışıklık sisteminiz, akciğerde virüs var. Onu öldürmeye çalışırken atıyor silahı ve bazen de yanlışlıkla sizin akciğerinizde vuruyor virüsü öldüreyim derken. Şimdi biz buna işte bağışıklık sisteminin içerisinde birçok mekanizma var. Bunun burada detayını anlatmaya gerek yok. Hı hı. Dolayısıyla bütün verilen tedaviler de şu anda işte bu yoğun bakımda yatan, çok da organ yetmezliği başlayan hastalara verilen tedavilerin birçoğu da bu bağışıklık sisteminin cevabını baskılamak için. O yüzden bizim hekim olarak istediğimiz aşırı çalışan bir bağışıklık sistemi değil. Biz dengeli, yeterli ve eksik olmayan, fazla da cevap vermeyen bir bağışıklık sistemi istiyoruz. Onun için insanların bu dönemde böyle dengeli beslensin. Dengeli beslenme dediğimiz şey nedir? Bakın ben sadece bu viral enfeksiyonla mücadele için söylüyorum. Tabii Osman Hoca başka yönlerinden baktığında tabii ki kalbi için, tansiyonu için beslenmesini ayarlayacak. Ama bu hastalıkla mücadelede şimdiye kadar işte yetişkin bir insan beslenmesiyle böyle çok ağır, çok tekrarlayan işte enfeksiyonlar geçirmemişse bu açıdan dengeli beslenmiştir. Bol bol sebze ve meyve yedikten sonra günlük vitamin ihtiyacını da karşılıyordur. Bunun fazlasını vermek zarar verir, faydası olmaz. Onun için bir defa böyle ilaçlar şeklinde dışarıdan takviye, işte mineraller, selenyumlar, çinkolar, işte vitaminler falan almasına hiç gerek yok bakın. Bir insan her gün bir tane portakal yese, normalde besleniyorsa günlük ihtiyacı olan C vitaminini alır zaten. Bol su için diyoruz, dengeli beslenin. Meyve sebze yiyin ve uykunuza dikkat edin. Çünkü uyku ve stres gerçekten hani bildiğimiz bağışıklığı bütün bunların içerisinde en çok etkileyen iki faktör. Çünkü bu durumlarda kortizon dediğimiz hormon salgılanır. Kortizon da bağışıklık sistemini baskılar. O yüzden son olarak bir cümleyle özetleyeyim. Her gün yediğiniz gibi dengeli beslenin ama bol meyve ve sebze yemeyi ihmal etmeyin. Bol su için ve uykunuza dikkat edin, yeterli. Evet hocam, baktığımızda koronavirüsünün Türkiye'de görülmesiyle beraber de eczanelerde, takviye ürünlerinde yok satıldığını da takip ettik. Buradan da belirtmekte fayda var. Takviye ürünlerine çok fazla ihtiyaç duyulmamasına ilişkin. Ben hemen Korkut Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam şöyle bir baktığımızda kimimiz bu virüsü çabuk atlatıyoruz, kimimiz daha ağır bir şekilde geçiriyoruz, kimimiz hatta gün gün diyoruz ki acaba ben geçirdim de haberim mi yok? Bunun genetik yapıyla mı alakası var? Ne dersiniz? Yani şimdi tabii burada bunun aslında iki boyutta düşünmemiz lazım. Birincisi bize gelen virüsün miktarı ve bunun bu COVID için söylemiyorum genel anlamda viral yük çok önemli. Bunun virülans faktörü çok çok önemli. Şimdi son yapılan çalışmalarla aslında bu SARS-CoV-2'nin aslında bulaş kat sayısının çok yüksek, hatta hiç olmadığı kadar yüksek, hatta ezber bozan bir türde olabileceği gibi tabii ki de söylemler de var. Şimdi burada birinci nokta şu, ACE2 dediğimiz reseptörler var hücre yüzeyinde ve çok enteresan bir şekilde bunlar aslında bizim aslında bütün bu solunum yolu üzerinde yayılmış bir reseptör değil. Belli bölgelerde çok fazla toplanıyor, belli bölgelerde de hiç bulunmadığına dair kanıtlar var. Şimdi bu ne demek oluyor? Şimdi bazı insanlarda da bu yoğunluk daha fazla. Mesela 60 yaş üstü bireylerde ACE2 reseptör yoğunluğu biraz daha fazla ve erkeklerde bu biraz daha fazla. Belki de bu erkekler neden daha fazla etkileniyorunun cevabı olabilir. Ama bakın Uğur Bey, bu cinsiyet seçiyor anlamına gelmesin. Evet. Hastalık cinsiyet seçmiyor. Hastalık yakaladığını, gafil avladığını sarsıyor.
Şimdi burada biz virüsü aldıktan sonraki olaylar bizim genetiğimizle biraz daha alakalı. Evet, bizde bir ACE2 reseptör miktarını düzenleyen, ama ben şuna da baktım, ACE2 gen yapısına baktığımız zaman dünyada çok büyük bir değişiklik yok. Hani diyorlar ya, belli bir ırk az mı etkileniyor, belli bir ırk çok mu etkileniyor diye. Ben böyle bir bilgiye rastlayamadım. Zaten böyle yapılan çalışmalarda çok fazla yok. Olsaydı yakalardım. Ama şöyle ki, evet, bunu biliyoruz ki bazı insanların bu, özellikle bu hastalıkta da olduğu gibi, mesela sitokin fırtınasından daha az etkilendiğine dair güçlü kanıtlar var. Bunların da birçoğunun açıklaması bizim bu molekülleri üreten genlerimizdeki bazı polimorfizmler ile, yani bazı farklılıklar ile açıklanabilir. Bu yüzden dediğiniz gibi kimi insan bu tip şeylere, viral hastalıklara ve enfeksiyon hastalıklarına genel anlamda daha dirençli olabiliyor. Ama ve lakin bu SARS-CoV-2 için bununla ilgili elimizde daha yeterli veri yok. Bununla ilgili klinik çalışmalar daha yeterli seviyede değil. Bu her bir gün, hani siz daha programın başında dediniz ya, hani daha her gün konuşuyoruz, her hafta konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz, yeni farklı bir boyut öğreniyoruz. O yüzden ki haklısınız o konuda, ama ben de hep hocalara hani katılıyorum. Yok, erken yaşta bir şey olmazmış da geç yaşta. Bakın, hepimiz birer bunun potansiyel adayıyız. Bunun daha biyolojisini net olarak anlayamadık. Bu işin evet aşısı bir yandan gelebilir, bekleyeceğiz. Tedavisi, şu anda yeni ilaç aynı aşı gibidir, zamana ihtiyaç vardır, ama şu anda önceki ilaçların denemesi şu an kısa vadede umut geliyor, ama en büyük umut evde kalmak, izole kalmak. Hocalarımın dediği gibi düzenli, bakın her gün düzenli egzersizimizi yapıp güzel beslenebilmek. Güzel beslenmek tartışılır, muadilleri vardır, hayat pahalanıyor. X maddesini alamıyorsak onun mutlaka muadili vardır. Uygun beslenmek, yapımıza göre uygun beslenmekle ben biraz daha dirençli olmamız gerektiğini inanıyorum. Zaten bu hayat tarzına sahip bireyler de genel anlamda bu tip hastalıklara karşı biraz daha dirençli oluyorlar. Peki hocam, bazılarına bulaşmıyor diyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Ya, o çok iddialı bir yaklaşım olur. Çünkü şu anda bir ACE2 reseptörü var ki demin hocalarım da söyledi. Bu S proteini bu reseptörü çok seviyor. Zaten birçok aşının da mantığı onu bloke etmeye yönelik veya reseptörü bloke etmeye yönelik. Yalnız bu reseptörün bir koreseptörü yardımcısı var. TMPRSS2 diye. Bu da aslında virüsün membranının, yani virüs yapısının hücreye yapışmasında çok çok önemli bir görevi var. İşte bunu baskılayıcı sistemler olması lazım, ama bu da bizler için olmazsa olmaz önemli. Yani başka fonksiyonları da var. O yüzden de şu anki mekanizmayla hiç bulaşmama gibi bir şey çok iddialı olur. Gerçekten her geçen gün yeni bir şeyleri öğreniyoruz. Çünkü ilk etapta baktığımızda ileri yaştaki kişilere daha fazla bulaşıyor denildi. Evet, belki istatistik olarak o şekilde doğru bir bilgi, ama İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya'ya baktığımızda çocuk yaştakilere bile bulaşabiliyor. Gençlere de bulaşabiliyor. Bu noktada sizin de izah ettiğiniz gibi hepimiz risk altındayız. Kesinlikle, kesinlikle. Ve işte bu ACE2 ile ilgili şimdi çalışmalar, biraz daha reseptörle ilgili çalışmalar biraz daha yol alınca herhalde biraz daha bizler daha iyi anlayabileceğiz. Hani hangi insanlar hangi bölgede ne şartlarda enfekte olup olamadığını, o bize daha net bilgiler verecektir diye düşünüyorum. Hocam, peki çocuklara ilişkin baksak biraz, çocuklar noktasında hep işte biraz daha dirençli, çocuklara bulaşmıyor ifadeleri falan kullanıldı. Buna ilişkin çok ufak bir yorum alsam sizden. Uğur Bey, çocuklara bulaşmıyor denmedi de hani çocuklar bunu kolay biraz daha dirençli mi denildi sanki? Evet, evet, evet. Yani hani bu ilk, yani ben veya denk gelmedim. Bakın, bu virüs kime geldiyse, bu reseptörü yakaladıysa mutlaka bir bulaşma şeyi olur. Hem bulaştıktan sonra ona karşı önlem alınır mı, veya onun belki post olaylarında, yani sonraki olaylarında başka bir mekanizma var mıdır? Bunları hep zamanla göstereceğiz, ama zaten çocuklardaki birçok mekanizma bizlerde ezber bozan gibi, yani farklı yorumlar sebep olabiliyor, farklı yönlere gidebiliyor. Ama şöyle bir yorum okudum ben de, tabii ki de bunları zamanla çalışacağız. Onlardaki ACE2 reseptörünün yerleşimi ve bu reseptörü oluşturan genin çalışmaya başlaması zamanla artacağı için, ki yaşlılarda bunun yoğunluğunun
daha fazla olduğunu gösteren deliller var. Demek ki bu yaşla beraber biraz daha bu reseptör artıyor. Az reseptörün olması da virüsün az tutunma yüzeyi olması gibi bir mantıkla, evet, çocuklara virüs gelse bile hücre içine girmede biraz daha az sayıda kaldığını belki hipotez verebiliriz. Evet hocam, devam edeceğiz. Hemen hashtag'imi hatırlatmak istiyorum. Koronavirüs hashtag ile sorularınızı yöneltebilirsiniz. Konuklarım Osman Erk, Mehmet Ceyhan, Doktor Korkut Ulucan ve psikolog Mehmet Şakiroğlu. Birazdan devam edeceğiz. Kısa bir aramız var şimdi. Efendim, gündem dışına devam ediyoruz. Koronavirüsünü konuşuyoruz. Aşı kısmını konuştuk. Koronavirüsündeki son bilançoyu konuştuk. Gelen açıklamaları konuştuk. Koronavirüs hashtag ile Twitter üzerinden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Birazdan o taraftan gelen sorulara da bakacağız. Hocalarıma yönelteceğim. Ben bir kez daha değerli konuklarımı takdim etmek istiyorum. Stüdyo konuğum İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Erk hocam bu gece bizlerle. Skype bağlantılarıyla bizlere katılan hocalarımız da var. Onları da hemen takdim etmek istiyorum. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocam bizlerle birlikte oluyor ve genetik bilimci Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Korkut Ulucan hocam da bizlerle beraber. Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu hocalarım da bizlerle birlikte. Bir kez daha hepsine hoş geldiniz diyeyim. Ben Mehmet Ceyhan hocamla devam etmek istiyorum. Korkut hocamla kime bulaşıyor, kime daha az bulaşıyor, kimisi daha çabuk atlatıyor, kimisi daha hızlı atlatabiliyor diye konuştuk. Tabii bunun çocuk evresi de var. Mehmet Ceyhan hocam, siz çocuklara ilişkin neler söylemek istersiniz? Çocuklar biraz daha mı zor enfekte oluyor, biraz daha mı dirençlidir ve eğer enfekte olduğu takdirde biraz daha hızlı mı iyileşir, ne dersiniz? Tabii şöyle, yani ben çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım, dolayısıyla çocuk takip ediyoruz. Şimdi çocuklara yetişkin kadar bulaşıyor, hiçbir fark yok bulaşmada. Yalnız tabii bunun bu şeyin bazı insanlara bulaşmıyor düşüncesi de çok doğru değil. Herkese bulaşıyor. Bazılarında daha ağır hastalık yapıyor, bazılarında daha hafif seyrediyor ya da belirtisiz seyrediyor. Şimdi bunu tabii sadece reseptöre bağlamak biraz zor çünkü başka virüslerde de var bu özellik. Örneğin hepimizin bildiği gibi işte çok yaygın gördüğümüz grip virüslerinin işte A ve B diye ikiye ayırıyoruz. A virüsleri bir daha çok H1N1 dediğimiz halk arasında domuz gribi virüsü denen virüs ya da H3N2. Bunun bazen bir sene birisi çok oluyor, öbür sene diğeri çok. Bu sene çok büyük çoğunluğu, tama yakını H1N1'di. Yani domuz gribi virüsü dediğimiz virüstü. Bu virüs daha çok çocukları ve gençleri tutuyor. Yani onlar da ağır hastalık yapıyor. Ama H3N2 daha çok yaşlı insanlarda ağır hastalık yapıyor. Aynen bu SARS-CoV-2 virüsü gibi. Şimdi biz bunların daha çok çocukların verdiği bağışıklık cevabıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de bir çalışma başlattık Hacettepe'de. Hem yetişkinlerle çocukların işte bu bağışıklık cevaplarını ölçüyoruz. Bunların sonuçları çıkar çıkmaz zaten duyuracağız. Bir de şöyle bir düşünce var. Şimdi bu virüslere ya da bakterilere cevap verirken bir bizim işte genelde bir cevabımız var. Yani böyle özel olmayan o mikrop için bir antijeni tanıyan bir bağışıklık sistemimiz var. Bir de o virüse ya da bakteriye özel cevap veriyoruz. Tabii ki ikincisi çok daha kuvvetli. Çocuklara biz çok miktarda virüs aşısı yaptığımız için ve çocuklar viral enfeksiyonları yetişkinlerden çok daha sık geçirdiği için bu genel bağışıklık cevabı daha iyi diye düşünülüyor. Buna da bakacağız. Hı hı. Şimdi bu tabii genel anlamda yaptığımız aşıların bir diğer faydası. Zaten mesela tanıda bizim sıkıntımız da var o yüzden. Örneğin yetişkinlerde bilgisayarlı tomografide görünen görüntü küçük yanılma paylarıyla tanı koydurucu olmasına rağmen biz çocuklarda bu kadar rahat tanı koyamıyoruz. Çünkü çocuklarda sık gördüğümüz birçok virüs bu koronavirüse çok benzer tomografi bulguları yapıyor.
O yüzden biz hani moleküler testi yapmadan sadece buna bakarak bu kesin koronavirüstür diyemiyoruz. O zaman Allah korusun hocam, çocuklarda olduğu zaman teşhisi de gecikiyor mu bu noktada? Yani gecikme dediğiniz şey de moleküler testte tanı koyuyoruz biz. Yetişkinde de neticede oraya gidiyor ama yetişkinde o tomografideki o bulguyu gördükleri zaman çok %96, %97 bu koronavirüs diyebiliyorlar onlar. Çünkü onlar çocuklarda gördüğümüz virüs hastalıklarını çok fazla görmüyorlar. Ama bizde mesela son işte bir hafta içerisinde birçok adenovirüs, işte influenza virüsü gösterdiğimiz hastalarda çok benzer, ayırt edemeyeceğimiz görüntüler gördük. Evet, anladığımız kadarıyla genç, yaşlı dinlemiyor bu virüs. Herkesi çocuk dinlemiyor. Tutuyor, herkes evet. Risk altında. Korkut Hocam da aynı şeyi söyledi. Sayın Mehmet Ceyhan Hocam da aynı şeyi söyledi. Şimdi bağışıklık sistemine biraz önce değindik. Bağışıklık sistemi de başlı başına büyük bir konu, konuşmamız gereken. Osman Hocam, şimdi bağışıklık sistemine de önem vermemiz gerektiğini hep dile getiriyoruz. Biraz da sizden dinleyelim bu kısmı. Çünkü immün sistemi öyle bir sistem ki çok olağanüstü şeyler gerçekleşiyor o tarafta. O tarafta baktığımızda hani virüs girdiği zaman kendi sistemini bile çökertebiliyor deyim yerindeyse. Siz daha iyi anlatacaksınız. Sizden dinleyelim o tarafı. Ben Korkut Hocam bir başka enzimden bahsetti. Ben de kısaca ona değinmek isterim. Aslında hep biz bu C-Spike'dan, AC2'den bahsediyoruz ama orada da bir gene virüsün hücre içerisine girmesini kolaylaştıran bir enzim var. Transmembran proteinaz serin 2. Hocam onun harflerinin baş harflerini söyledi. Transmembran proteinaz serin 2. Gerçekten bu da önemli bir enzim. Aşı ve ilaç çalışmalarında da hedef moleküllerden bir tanesi. Bunu da burada belirtmek isterim. Bir de bu S spike proteinden bahsettik ama bundan sadece protein olarak bahsettik. Aynı zamanda buna tutunan bir takım şeker molekülleri de var. Gene hedef olarak alınan gene yapılardan bir tanesi de bu. Yani bütün bu yapılara yönelik aşı ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Benim inancım dediğim gibi kısa süre içerisinde, belki beklenildiğinden daha da kısa süre içerisinde bir aşı ile ilgili olumlu gelişme olacak diye düşünüyorum. Bu söylediğim o enzimle ilgili o enzimi inhibe eden bir ilaç da var. Kazodate mesilat, ya da şöyle de bir şey söyleyelim. Prostat hastalıklarıyla işte hep bugün altta yatan hastalıklardan bahsediyoruz. Erkekte işte daha sık diyoruz, daha ağır diyoruz. Yani her şey söylendi ama prostat hastalıklarıyla bu virüs hastalığı, yani COVID-19 arasında herhangi bir ilişkiden bahsedilmedi. Prostat kanserinde kullanılan bir ilaç var. O bu enzimi inhibe ettiği de söyleniyor kullanılan ilacın. Bu konularda da enteresan gelişmeler olacağını ben düşünüyorum. Şimdi sorunuza gelirsek, bağışıklık sistemi bir kere gerçekten çok önemli. Çok önemli. Yani kanser ve enfeksiyonlar aslında bağışıklık sisteminin hastalıkları. Bakın, insanoğlu, bizim biyolojik atalarımız milyonlarca yıl herhangi bir aşı, İlaç olmadan bugünlere kadar gelebilmişler. Bunun sırrı ne? Tabii çok önemli başka faktörleri de var ama en önemlisi bağışıklık sistemleri. Bağışıklık sisteminin çok yakından ilişkili olduğu, bağırsaklar içerisinde bir mikrobiyota dediğimiz mikroorganizmaların dışında besinler var. Bunu nereden biliyoruz? Şimdi hep bu reseptörlerden bahsediyoruz. Hemen merkez bizim halinde o zaman, değil mi hocam? Nasıl? Şöyle. Yani vücudun merkezi gibi bir şey diyebiliriz. Şimdi bakın, bağışıklık sistemi her zaman söylenir. Daha çok nerededir? İşte bağırsaklarda, %70'i bağırsaklarda tutunur, lokalizedir denir. Gerçekten de böyledir. Bağışıklık sisteminin hemen bizim besinleri ve suyu emmemizi sağlayan epitelin hemen altında intraepitelyal lenfositler dediğimiz bağışıklık hücreleri vardır ve bu bağışıklık hücrelerinin de gerçekten bu AC2 gibi bilinen reseptörleri vardır ve bu reseptörleri açan ve kapatan bir takım besinler olduğunu biz biliyoruz. Yani besinlerle
o kadar çok yakın ilişkisi var ki bağışıklık sisteminin. Dışarıdan bir atak olduğu zaman vücuda, bir saldırı olduğu zaman, bu bakteriyel bir saldırı olabilir, kimyasal, virütik bir saldırı olabilir. Tabii bağışıklık sisteminin elemanları, bizim vücudumuzun askerleri diyelim, hemen bir anda... Hemen savunmaya geçiyor. Savunmaya geçecekler. Savunmak için ne yapmaları lazım? Kendileri kuvvetlenmeleri lazım, bölünmeleri ve çoğalmaları lazım. Bölünmek ve çoğalmak için gereken şey ne? Mutlaka kalori, vitamin ve mineral. Yani gerçekten çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani bakın, biz hep bu COVID-19'la ilgili ne diyoruz? Ağızdan girer, işte burundan girer, gözden girer. Ama o bölgeleri lokal olarak savunan mesela antikorlarımız vardır bizim. İmmünglobulin A diyoruz buna. Hı hı. Biliyoruz ki bazı besinlerle yakından ilişkilidir bu immünglobulin A düzeyi. Örneğin egzersizle de çok ilişkilidir. Çünkü bunlar matematiksel olarak ispatlanabilen gerçekler. Besinlerle ilişkilidir derken besinlerde mi var yani hocam? Bazı besinleri, hı hı, yediğiniz zaman siz bu immünglobulin A seviyesi yükseliyor. Bu pek çok çalışmada gösterilmiş. O yüzden gerçekten beslenme çok önemli ama her şey demek değil. O halde yani direncimiz de yükseliyor. Benim söylediğimden siz vitamin, mineral alın gibi herhangi, hı hı, bir şey söylemiyorum. Ama şu gerçekten önemli, mesela C vitamini çok önemli. C vitamini ile ilgili çalışmalar var. Yüksek doz, intravenöz, işte Çin'de de yapılan çalışmalar var. Başka ülkelerde de, İsrail'de de yapılan çalışmalar var. Yararlı etkilerinin olduğu söyleniyor ama biliyoruz ki daha önce ne dedim? Virüs girdiği zaman bağışıklık sistemi organize olacak, bölünecek, çoğulacak. Bunlar için de öncelikle C vitaminine ihtiyaç olduğu da gösterilmiş. Yani o kadar önemli ki epitel diyoruz. Epitelin korunması için örneğin A vitaminine çok ihtiyaç var. Yani bunlar artık yayınlarda işte rahatlıkla bulunabilecek olan şeyler. Ama şunu söylüyorum ben, gerçekten dengeli beslenme çok önemli. Bizim biyolojik atalarımız daha çok da bitkisel besinleri yiyerek evrimleşmişler, bugüne kadar gelmişler. O yüzden her zaman söyledik, bir daha söylüyorum ben. Tamam, dışarıdan vitamin, mineral almak zorunda değilsiniz. Ama dengeli besleneceksiniz. Dengeli beslenme de tabii çok geniş bir kavram. Aslında bunu da formüle edebiliriz. Ben her zaman söylüyorum. Taze, temiz, mevsiminde, mümkünse yerel olarak üretilmiş, organik, rengarenk bitkisel besinler. Günde 8-10 porsiyon yerseniz, yaşlılar belki de 8-10 porsiyon değil, yaşlılar derken şöyle de söyleyelim. Az az sık sık mı 65 yani yaşının üzerinde olanlar belki de daha fazla yerse. Çünkü onların mide bağırsak sistemlerinde emilim fonksiyonları biraz giderek yaşlanmakla beraber azalıyor. O yüzden onlar 8-10 dedik. Onlar belki 10-12 porsiyon, hı-hı, değişik meyve ve sebzeleri yerseler ve herhangi bir tabii ek hastalıkları olmadığı zaman kalori hesabı da yapmalarına gerek yok. Dengeli beslenirlerse bir kere bu bağışıklık sistemi için gerçekten çok yerinde olur. Ama sadece bağışıklık sistemi, hı hı, sadece besinlerle ilişkili değil. Uyku çok önemli. Bakın, yani bir viral enfeksiyon geçirirsiniz, gece daha çok ateşiniz artar. Niye? Çünkü gece gene bağışıklık sisteminiz, savunma sisteminiz, vücudunuzun askerleri. Hocam buna ilişkin de çok soru geliyor. Öyle bağışıklık mi sistemine ilişkin? Evet. Birazdan yine değinelim. Ben hemen Mehmet Şakiroğlu, tabii, hocama dönmek, tabii, istiyorum. Tabii, çünkü tabii, işin psikolojik boyutu da var. Tabii, Mehmet Şakiroğlu hocam, şöyle bir baktığımızda Ankara'dan bir soru var. Özlem Demirbilek hanımefendi sormuş. Ölüm haberleri duydukça nefes alamaz gibi oluyorum. Daha çok dezenfektanlara saldırıyorum o zaman demiş. Kendimi çok kötü hissediyorum ve öksürüyorum. Ne yapmam lazım diye sormuş hocam. Efendim, bu tür sorular bana da her gün çokça geliyor. Hı hı. Ama önce şöyle bir ifadede bulunmak lazım. Bizi panik yapan şey durum değil, duruma dair algılarımız, duruma dair yorumlarımız ve duruma dair düşüncelerimizdir. Şimdi ne yazık ki şöyle bir durum var Türkiye'de. Sokağa çıkma yasağı 2 günlük ilan edildi ama sanki sokağa çıkma emri verilmiş gibi bütün sokaklar, marketler Türkiye'de şu anda
o 31 ilde görüntülerden anladığım kadarıyla dolmuş durumda. Herkes dışarıda alışveriş yapmaya gitti. İşte bu tür şeyleri, bu tür bireysel sorumluluk alamama hallerini yaratan şey ne yazık ki yine bizim zihnimiz. O yüzden ölüm haberlerini duyduğumda zihnim panik yaratır, korkar. Çünkü ölüm bizim temel korkumuzdur. Öbür taraftan hasta olacağım, virüse yakalanacağım gibi bir şey düşündüğümde korkarım. Panik olduğumda anlamsız hareketler, rasyonel olmayan davranışlara giderim. Bu manada size hangi düşüncelerin bu süreçte benim uyum becerilerimi düşüreceğinden bahsetmek istiyorum. Bu arada değerli hocalarım bağışıklık sistemiyle ilgili çok önemli bilgiler verdiler ama iki tane şeyi de ben eklemek istiyorum. Bu süreçte işi zorlaştıracak olan. Birincisi değişim. Şimdi biz açık bir de şunu söylemek istiyorum bu konuya girmeden. Evde nasıl zaman geçirirsek psikolojimizi korurumuzla ilgili bilgileri bu pandemiyle ilgili yapılan çalışmalardan öğrenemiyoruz. Çünkü böyle bir çalışma yok. Daha önce Amerika'da ve Asya'da yapılan kasırgalar ve fırtınalar sırasında insanlar evde kalmak zorunda. O dönemlerde Amerika'da yapılmış veya Asya'da yapılmış çalışmalar var. Onları okuyarak biraz bu konularda bilgi sahibiyiz. Bizde de bu çalışmalar yapılacak ama daha erken tabii ki. Efendim, birincisi hareket etmek, ev içinde de olsa hareket etmek bizim enerjimizi arttıracak ve yaşama enerjimizi arttıracak bir takım nörotransmitterlerin salgılanmasını da sağlıyor. Ama bunu zaten birçok yerde duyuyoruz, hareket etmek. Bir nevi meşgale bulmak gibi bir şey mi hocam? Efendim, Korkut Hoca'nın dediği gibi evde spor yapmak için sadece bir lastiğe, bir dumbbell'a ya da güzel birkaç tane videoya, öğrenmek için birkaç videoya ihtiyacımız var sadece. Mutfağa girip sevdiklerimizle beraber bir takım aktiviteler yapabiliriz, oyun oynayabiliriz. Ama hareket etmek her zaman bize yaşamakla ilgili olumlu bir geri bildirimle dönüyor. Çünkü zihnimiz durumu nasıl değerlendiriyorsa bir şekilde davranışlarımız buna göre ortaya çıkıyor. İkinci kavram daha önemli. Rutinlerimizi korumamız lazım. Çünkü rutinlerimizi korumazsak, hayatımızdaki değişim miktarını arttırırsak, değişim eşittir strestir psikoloji literatüründe. Yani bir insanın hayatında ne zaman bir değişim olsa sistem ona stresle tepki verir. Rutini korumak ne demek? Uyku saatlerimiz. Şimdi birçok kişide görüyorum ben her hafta 20 saatten fazla online ders veriyorum şimdi sevgili öğrencilerime, canlarıma. Şunu onlara her zaman söylüyorum. Lütfen gece oturup gündüz uyuma gibi bir yaşam değişikliği yapmayın. Derslere gelirken online ders bile olsa kıyafetinizi giyip şöyle bir saçınızı toparlayıp da oraya gelin. Ya da ders çalışma saatlerinizi eskiden olduğu gibi yapın. Yemek yeme saatlerinizi olduğu gibi yapın. Uyku saatlerinizi eskiye göre yine düzenleyin. Ne yazık ki medyanın da çok ilerlemesiyle beraber uyku düzenimiz bölünmüş durumda. Herkes artık gecenin geç saatlerine kadar ayakta. Uğur Hocam çok büyük bir hata. Sistem tabii ki böyle durumlarda aşırı değişime yüksek stresle tepki veriyor. O yüzden değişimi minimum etmek, rutini korumak lazım. Yine deprem örneğinden gideceğim çünkü çalışmalarımız o yönde. Bir yerde büyük bir deprem olduğunda normalizasyon diye bir kavramımız vardır. İlk gittiğimizde o şehir büyük oranda yıkılmış olsa bile hayatın bir şekilde devam ettiğini göstermemiz gerekir. Bu süreçte ilk yapılması gereken şeylerden bir tanesi ezanın okunmasıdır. Çünkü hayatımız boyunca 5 vakit biz bu bir şekilde ezan sesini duyarız ve buna sistem çok alışkındır. Öbür taraftan bir okulda Atatürk büstü yıkıldıysa Atatürk büstünü kaldırıp sağlamlaştırıp tekrar onu dik bir şekilde oraya yerleştirmemiz gerekir ki her gün okula giderken gördüğümüz bu tür bir değerin yine hayatın devam ettiğine dair bize mesajı göndermesi gerekir. Yani normalizasyon kavramı bizim için çok değerli. Rutinimizi korursak stresi azaltırız. Bir diğer madde çok önemli. Şimdi az önce sorunuzla ilgili buradan ilişkilendireceğim. Olumsuz düşüncelerimizi bulmalı ve temizlemeliyiz. Şimdi ilk günden beri biz el hijyeninden bahsettik. Ellerimizi yıkamalıyız, maskemizi takmalıyız, evimizde kalmalıyız. Ama el hijyeni kadar bu süreci kolaylaştıracak bir diğer kavram da zihnimizin hijyenini yapmak. Bu zihin hijyenini zorlaştıran dört tane düşünceden bahsetmek istiyorum. Hızlıca kurtulmamız gereken, zihnimizi de elimizi yıkar gibi yıkamamız lazım bu süreçte. Çünkü değerli hocalarımın aşıyla ilgili yorumlarından anlıyoruz ki bir buçuk yıl kadar sürecek bir stresli durumun içinde olacağımız az buçuk ortada. Bu manada maalesef Uğur Hocam öyle. İlk
çözmemiz gereken düşünce hatası ne yaparsam yapayım kurtulamayacağım. Bu süreç hiç bitmeyecek ve ben ne kadar önlem alırsam olayım hastalığa yakalanırım. Bu çaresizlikle ilişkilendirdiğimiz bir düşünce şekli ve şu andaki pozisyonumuzda evdeki psikolojik sağlamlığımıza katkıda bulunmayan bir düşünce. Çaresizlik düşüncesi önlem alma miktarını azaltan bir yapıdır. O yüzden buradan bizi izleyen herkese şundan bahsetmek istiyorum. Dünyada birçok kriz oldu, çokça salgın oldu, pandemiler de oldu ama hepsi bitti. Bu süreç de bitecek. Değerli bilim insanları hızlıca bu konularda çalışıyorlar, üretiyorlar, toplum destek oluyor ve bir arada bu sorunu çözeceğiz. İkinci hatalı düşüncemiz, zihin hijyenini zorlaştıran ikinci hatalı düşünce umursamazlık. Ne yazık ki bu umursamazlık konusundan başımıza çokça dertler açtık. Bana bir şey olmaz düşüncesinden hareket ederek insanlar dışarıda. İşte bu umursamazlık, bana bir şey olmazın arka tarafına şunu koymalıyız. Dışarıda dışarı çıkma, evde kal. Niye biliyor musun? Çocukların için, ailen için, o çok sevdiğin ülken için, toplum için evde kalman lazım. Çünkü biz kendin için kal dediğinde harekete geçmiyoruz. Ailen için kal dediğinde harekete geçiyoruz. Depremi önlem alma çalışmalarında o yüzden ben yıllardır çocuklarını koru, aileni koru mesajı üzerinden giderim. Kendinizi korumakla ilgili çok becerimiz yoksa en azından bu duygu, bu düşünce daha etkili olabiliyor. Efendim üçüncüsü belirsizlik. Ne yazık ki Türkiye'de az önce çok isabetle söylediğiniz sosyal medya özellikle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dünya düzeni geliyor. İşte dijital devrim olacak falan gibi. Sonunun ne olduğu belli olmayan belirsiz bir takım kötü senaryolar yazılıyor. Evet, iyi hocam. Ya da kötü. Ama hiçbir şey eskisi olmayacak, eskisi gibi olmayacak dediğinizde ne yazık ki nasıl akciğer fonksiyonları açısından hassas bir grup varsa, psikolojik olarak da hassas bir grup var ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğinizde bir belirsizlik durumu yaratılıyor. Hocam, bu belirsizlik durumuna da birazdan gelelim. Özür dileyerek lafınızı kesiyorum. Hani çok soru var hepinize. O soruları da hemen yöneltmek istiyorum. Ne kadar çok soruya bakarsak o kadar tabii çok ki kişinin sorusuna cevap vermiş oluruz. Şöyle bir baktığımda Mehmet Ceyhan Hocam, bir izleyicimiz belirtilere ilişkin soru sormuş. İlk etapta ateş belirtiler arasındaydı. Öksürük belirtileri arasındaydı. Şu an baktığımızda belirtiler de artmış durumda. Nasıl anlayacağız COVID-19 olduğumuzu ifadesini kullanmış. Neler söylersiniz? Evet, yani bu bazen şöyle düşünülüyor. İşte Çin'de yoktu, İtalya'da çıktı falan. Öyle değil. Çinlilerin ilk yayınladığı işte raporlarda bahsetmediği bazı belirtiler sonra Çinliler de zaten yayınlamaya başladı. Açıkçası en sık görülen belirti %88'de ateş. Sonra %68'de öksürük geliyor. Daha sonra işte baş ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı ve artık son zamanlarda insanların çok böyle üzerinde durduğu gerçekten %20-30 hastada görülen bir koku alma da eksiklik, koku alamama ve tabii buna bağlı olarak da tat alamama, çünkü tat almamız için koku tamamlayıcı bir duygudur. O hissi almayınca tat alma da bozulur. Onun dışında buraya kadar hepsi bu hastalığın hafif belirtileri. Eğer solunum sıkıntısı tabloya ekleniyorsa artık akciğerde de pnömoni dediğimiz zatürre başlamış demektir. Şimdi bunlardan bazen şununla karıştırılıyor, işte bakanlığın vaka tanımında işte bu var, bu niye yok diye. Bakın benim söylediğim rakamlardan zaten şunu anlıyoruz ki her hastada ateş olmayabilir. Her hastada öksürük olmayabilir. Ama bakanlıkta bu hesaplanırken şuna bakılıyor. Ben günde kaç test yapabilirim? Şu kadar. Eğer ben bunları da dikkate alırsam, yani ateş olmayıp öksürük olan da var, öksürük olmayıp ateş olan da var, o zaman benim 150 bin test yapmam lazım. Ama yüzdelik için, bakımından en yüksek ateş ve öksürük. En yüksek, yani bunları alırsam ateş ve öksürüğü olsun, yanında bir de diğer bulgu belirtilerden biri olsun. İşte halsizlik, baş ağrısı, tat duyusunda azalma gibi bir şey koyarsam yanına, yapacağım test yeter diye düşünüldüğü için bakanlığın olası vaka tanımında bunlar yer alıyor. Yoksa
bu şekilde çok hafif, hatta hepimizin bildiği gibi hiçbir belirti olmadan da geçiriliyor. Onu soracaktım hocam. Çok güzel. Tamam. Evet. En yüksek belirti gösteren şey ateş ve öksürük, ama %30 oranında da baktığımızda hiçbir şekilde belirti olmayan kişinin de COVID-19 testi pozitif çıkmış olabiliyor. Şimdi burada iki ihtimal oluyor tabii. Bir, hasta henüz kuluçka döneminde oluyor. O sırada hiçbir şikayeti yokken bir süre sonra şikayetleri başlayabiliyor. Çünkü kuluçka süresi, dediğim gibi, hani ortalama 5,5 gün, ama %97,5 vakada, %2,5 vakada 2 ile 4 gün arasında sapabiliyor. Şimdi o dönemin bitiminde şikayetler başlayabiliyor. İkincisi, bütün hastalık belirtisiz seyredebiliyor. Bu %6 kadar bir oranda. Yani tamamen belirtisiz seyretmek. Bu da bazen, tabii bu testlerin yanıltıcı tarafları da var. Yani hem pozitif çıktığında aslında negatif olabiliyor. Bu oran çok düşük, ama düşük de olsa var. İkincisi de, diğeri de daha yüksek bir ihtimal, duyarlılığında problem yok da testin. İşte virüsün bu patogenezi, yani hastalığı ortaya çıkarma mekanizmasındaki farklılık nedeniyle negatif bulunabiliyor. Şimdi bakın, virüsler bakterilerden farklı. Bakteriler gelir, boğaza yerleşir, bazen yıllarca orada kalır. Sonra herhangi bir anda bağışıklık sistemi azalırsa gider enfeksiyonu yapar. Ama virüsler öyle değil. Virüs girer boğaza, orada bakar. Eğer o sırada bağışıklık zayıfsa hücrenin içerisine girer ve orada çoğalmaya başlar. Eğer bağışıklık yeterli ve onu hücrenin içine almazsa, o zaman o virüs hemen çok kısa sürede atılır vücuttan. Hocam, boğaza girer dediniz ya virüs. Bu noktada şeyi sormak istiyorum. Boğaz spreyleri antiseptik işe yarar mı? Tam da onu anlatıyordum. Yani virüs boğazda hücrenin dışında kalmadığı için, bu zaman işte daha önce Osman Hoca da bahsetti. Biz belli bir süre sonra patlatıyor İşte hücreyi, ama o çıkan virüs de ortalıkta durmuyor, duramaz, yaşayamaz öyle zaten. Hemen yandaki hücreye giriyor. Dolayısıyla siz o boğazınıza sprey sıkarak, yok işte sıcak su, yok tuzlu suyla gargara, yok kolonya, burnuna kolonya sürenler falan, yani virüs dışarıda değil ki siz onu öldüresiniz. Virüs hücrenin içinde zaten. O yüzden de işte hem bu şeyde, testlerde böyle, siz eğer örneği aldığınız sırada hücrelerin dışında açıkta virüs varsa yakalıyorsunuz. Eğer yoksa yakalayamıyorsunuz. Onun için bazen defalarca test yapmak zorunda kalıyoruz tanı koymak için. Peki hocam, baktığımızda şimdi elimizi sık sık yıkamalıyız diyoruz. 30 saniye, 40 saniye işte dezenfektan etmeliyiz diyoruz. Bu noktada o zaman bunu elimizi çok fazla yüzümüze ya da ağzımızla temas ettirdiğimiz için vücudumuzla teması biraz daha azaltıp ya da elimizdeki mikropları öldürmek adına yapıyoruz. Çünkü dediniz, virüs içeride, dışarıda değil. Bu noktada hani en çok söylenen şey de ellerimizi temiz tutalım, hijyenimize dikkat edelim. Şimdi bakın, şöyle, ellerimizi sık sık yıkayalım demiyoruz. Ellerimizi şu durumlarda yıkayalım diyoruz. Bundan da kaçınıyoruz, sık sık yıkayın demekten. Çünkü herkesin durumu farklı. Bizler hekimiz, bu hastaları muayene ediyoruz, işlem yapıyoruz. Bizler tabii çok daha sık yıkıyoruz. Ama düşünün, işte bütün aile evin içinde, hiçbirisi hasta değil. Dolayısıyla herhangi bir yerde virüs bulaşmış olma ihtimali yok. O insanların sürekli el yıkaması gerekli değil. Biz diyoruz ki ortak kullanılan herhangi bir yere, yani virüsün olma ihtimali olan herhangi bir yere ellediğinizde ağzınıza, burnunuza, yüzünüze götürmeden önce elinizi yıkayın diyoruz. Bütün o kadar şey çok bu. Şey olduk yani hocam, artık sürekli ellerimizi yıkıyoruz. Herkesin eli yara bere oldu. Çünkü bu da ayrı bir şey. Daha sonra bakın, elimizdeki işte bu bize yararlı olan bakteriler falan var. Onları da ortadan kaldırıyoruz. Bir de sıcak suyla, yani çok sıcak suyla el yıkamamak lazım. O durumda bu virüs elden girip kana geçip bir hastalık yapmıyor. Tek giriş yolu ağız ve burun ve de çok az da göz. Onun dışında virüsle ilgili değil bu problem, ama elimizde çok
bize zarar verecek. Dokunmayla falan o zaman bulaşmıyor. Ha, dokunmak da öyle bulaşıyor. Yani biz onu dokunup getirip... Yok hani elden ele bulaşmıyor ama el ağza temas ederse ya da yüze, göze, buruna temas ederse. Aynen, aynen. Yani sizin onu oraya götürüp sonra da nefes almanız lazım. Bakın gıdayla da bulaşmıyor diyoruz. Neden? Çünkü yemek yerken nefes alamayız. Dolayısıyla o yutarsak onu mide asitesi hemen onu ortadan kaldırıyor. Ama... Eğer elimize, ağzımıza götürür, virüsü oraya yerleştirirsek sonra nefes alarak alıyoruz şeyi, virüsü vücudumuzdan içeri. Çünkü bu virüs solunum yoluyla yani. Tabii canlı değil, uçmaz, yürümez, ağzın içinde kendi kendine hareket etmez. Ağzın burnun içerisinde bizim nefesle onu çekiyoruz içeriye. Evet, sorularımız gelmeye devam ediyor. Ben hemen o sorularımızdan... sizlere yöneltmeye devam etmek istiyorum. Osman Hocam size bir soru var. Gaziantep'ten bir izleyicimiz yazıyor. Semiha Yurdakul isimli izleyicimiz. Aynı odanın içinde öksürüp hapşırmak bile sadece nefes alıp verme bile birbirimize virüsü geçirir mi demiş size yöneltmiş. Yani geçirebilir. Bununla ilgili deneysel bir takım demonstrasyon türü görseller de paylaşıldı. Gerçekten özellikle havalandırma sistemlerinin de işte olduğu bir takım bölümlerde örneğin diyelim ki bir markete gittiniz orada işte havalandırma sistemi çalışıyor bir yerde biri öksürdü hapşırdı. Hiç ilgisiz olan bir yerde de gene aerosoller şeklinde diğer insanlar tarafından da bu aerosollerin ağız ve buruna temas etmesi ve hastalık yapabileceğinden bahsediliyor. Yani konuşmak bile, öksürmek, hapşırmak, gülmek değil konuşmak bile aerosoller tarzında bu virüs partiküllerinin dışarıya saçılmasına neden olabiliyor gerçekten. Peki hocam izole etmekten sürekli bahsediyoruz. Bu noktada izleyicimizin sorusuna ilaveten ben bir soru sormak istiyorum. Şimdi aynı evde kalan iki kişi hapşırıyor ya da öksürüyor. Hep izole etmekten bahsediyoruz. Oradaki anlamamız gereken şey uzakta birbirimize mi durmak yoksa bir ilaç tedavisi, bir beslenme şeklimize takviye bir şey mi yapmak? Çünkü şimdi bakan tabii... beyin de sürekli izole edelim diyor. Hayır, şimdi orada herhalde söylenmek istenen şey şu, yani COVID-19 pozitif bir kişiyle aynı ortamda bulunuyorsanız, aynı ortamı paylaşıyorsanız o zaman farklı izolasyon kurallarını yani daha sıkı bir şekilde uygulayacaksınız. Aslında dışarıda ne yapıyorsanız içeride de onu yapacaksınız ama belki daha sıkı olarak yapacaksınız. Maske takacaksınız mutlaka, işte o fiziksel güvenli mesafe kuralına uyacaksınız. Tabii öksürmekle, aksırmakla bir takım yüzeylere de bu virüs partikülleri bulaşabildiği için mutlaka evde işte ortak alanlarda var olan yüzeylerin de çamaşır suyuyla zaman zaman temizlenmesi, dezenfekte edilmesi lazım. Odaların, evin havalandırılması lazım. Bütün bunların da olması lazım ama siz aslında çok önemli bir şeye değindiniz. Çünkü biz şu anda hep bu COVID yani COVID-19'da hastaları hep bir şekilde hastanede bir süre işte tuttuktan sonra... Solunum zorluğu çekene kadar gelmeyin yani, deniliyor genelde. Herhangi bir problem olmadıktan sonra da işte onu evlerine gönderiyoruz ama bence bu çok çok önemli problemlerden bir tanesi. Onları evlerine göndermek yerine aslında şu anda hem bir takım yurtlar ve oteller de bunlar da uygun aslında. Devletin himayesinde daha çok yani gözetiminde, yakın takibinde bu tür yerlere bu hastaların mümkün olabildiğince tabii, mümkün olabildiğince çünkü sayının nerelere kadar ulaşacağını da bilmiyoruz. Bu yerlerde izole edilmesinde, bu yerlerde takip edilmesinde bence yarar var. Gerçekten evlerde çok fazla insanlar var, diğer insanlar var. Eşler var, bazen anne babalar var, diğer aile ve akrabalar var. O yüzden olabildiğince bence bu izolasyon önleminin bir takım kurumlarda yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Herhalde onlarla da ilgili
bir takım tedbirler de alınacak, alınmalı diye de düşünüyorum. Peki hocam, diyelim ki COVID-19 testi kişinin pozitif çıktı. Ama belirtileri var, pozitif de çıktı ama çok kötü değil. Solunum yetmezliği hala yok. Hala yoğun bakıma alınacak kadar kötü değil. Evde kendini izole et deniliyor. Bu noktada evde o geçireceği süre zarfı içerisinde nasıl hareket ediyor? Yani bir antibiyotik mi alıyor, sıcak şeyler mi içiyor, sadece kendisini bir odaya mı kapatıyor? Neler yapması gerekiyor kendisini izole eden kişi o noktada? Yani şimdi COVID-19 pozitif olduğu zaman dediğim gibi işte bir takım kan tetkikleri var, BT var. Yaygınlığıyla ilgili işte tespitlerden sonra ayaktan işte takip edilebilecek bir hastaysa tedavisi düzenlenerek, ilaçları verilerek evine gönderiliyor ve daha sonra da takip ediliyor. Böyle bir izlem var ve vakaların büyük bir kısmının tabii ki hastanede kalması gerekmiyor. Ona zaten sağlık sisteminin kapasitesi de izin veremez. O nedenle bir takım tedavi protokolleri var. Şimdi bir tartışma da var. Hı hı. Yani erken teşhis burada da çok önemli deniyor. İşte bir takım ilaçlarımız var. Hidroksiklorokin, işte favipiravir gibi ilaçlar var. Bunlar erken dönemde alındığında işte akciğerlerde işte o buzlu cam manzarası ve pnömoni tablosunu da engelliyor. Solunum yetersizliği olmasını da bir şekilde engelliyor diye bir takım da düşünceler var. Buna tam katılmayan tabii otörler de var. Ama erken tedavi her zaman yani yararlıdır diyoruz. Bu ilaçlar mutlaka evde de yakın takip altında da rahatlıkla kullanılabilir diyoruz. Peki hocam, ufak tefek belirtilerde de test yapmak bu noktada etkileyici olabilir mi? Hani erken yani, teşhis tabii, önemli tabii, dediniz bak, ya. Ufak tefek, yani biz tabii olgu tanımımızı daha önce dar yani bir kapsamda, dar bir yüksek kapsamda almıştık ama şu anda tabii olgu tanımları da süreç içerisinde değişti. Şu anda o söylenilen şikayetlerden biri bile varsa test yapmak lazım gerçekten. Aslında benim düşünceme göre bu şekilde şikayetleri olan kişilerin tabii ki test yapmaları, yaptırmaları gerekli. Bunlara yapılması mutlaka gerekir ama benim düşünceme göre aslında belirti bulgu vermeyen bir takım insanlara da test yapılması lazım. Yani bir takım örnek, yani en azından bu hastalığın karakterini, yayılımını, dağılımını biraz daha doğru tahmin edebilmek açısından, yani nasıl bir seçim olduğu zaman işte 2000-3000 doğru örneklemle seçim sonuçları bile tahmin edilebiliyor. Peki, elimizde yani, o kadar çok test var mı hocam? Yani tabii testler eskiden yoktu, şu anda var. Testle ilgili pek bir sorun olduğunu ben zannetmiyorum. 2000'lerden başladık, 300 binlere kadar geldik ama mesela işte Amerika Birleşik Devletleri şu anda en fazla test yapan ülkelerden bir tanesi, yanılmıyorsam 2,5 milyonu geçtiler. Arkadan da Almanya geliyor. Ondan sonra da Rusya geliyor. Yani olabildiğince test yapmak lazım ama dediğiniz gibi yani test herkese yapılabilir mi? Testler yeter mi? Bununla ilgili laboratuvarlar var mı? Yetişmiş insan var mı? Gerçekten bunlarda tabii haklılık payı var ama tabii burada önemli olan şu. Problemlerden bir tanesi şu. Vakayı tespit ettiğiniz zaman filyasyon dediğimiz sistematik filyasyon dediğimiz bir önlem var. Bu COVID-19 pozitif kişiyle temas eden kişileri sizin bulmanız lazım. Onların temas ettiği kişileri de bulmanız lazım. Yani birkaç halkayı çok iyi taramanız lazım. Benim görebildiğim kadarıyla şu anda bu konuda bir ciddi bir yetersizlik olduğunu görüyorum. Örneğin eş şu anda hastanede yoğun bakımda, ailesiyle ilgili bir şey yapılmıyor, şikayetleri yok denilerek karantina önlemleri alınıyor ama onlara herhangi bir test yapılmıyor. Örneğin onlar bir süre sonra tabii karantina süresi bittikten sonra da dolaşmaya başlıyorlar. Yani burada şikayeti olmayan insanların tabii şu özelliği çok önemli, bunlar bulaştırabiliyorlar hatta. Yani Almanların bir çalışmasında şikayeti olan kişilerden daha fazla viral yüke sahip bu kişiler. Yani asemptomatik dediğimiz kişilerin bazıları en azından semptomatik olanlardan, yani belirti bulgular gösterenlerden daha fazla viral yükü ortama yayabiliyorlar.
Hocam şimdi baktığımızda testi pozitif çıkanların bir kısmı çok fazla belirti göstermediği için evine gönderilebiliyor dedik. Bu noktada ben şimdi hafta içerisinde takip ettiğimiz haberlerden bir tane örnek vermek istiyorum. Şimdi hep evde kalalım diyoruz ama evde kalalım dememizin sebebi hani çıkıp da kendimiz virüs kapmayalım diye diyoruz. Bir de virüs kapıp da virüs kendisinde olup da dışarı çıkanlar var. Şimdi hafta içerisinde takip ettiğimiz Avcılar'da bir vatandaş kendisinin COVID-19 testi pozitif çıkıyor. Daha sonra dışarı markete gidiyor. Sonra komşuları polise haber veriyor. Polis geldiğinde kendisiyle istişare ettiğinde ben hasta değilim ki diyor. Bir kez daha test yapıyorlar yine pozitif çıkıyor. Şimdi bunlara da bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü kendi sağlığını hiçe saydığı gibi dışarıdaki vatandaşın da sağlığını hiçe saymış oluyor. Diğer insanların sağlığından sorumlu o insan. Gerçekten bu. Tabii herhalde bunun yasal bir takım da yaptırımları da olur diyorum. Yani Türkiye'de tabii bir çok güzel önlemler yerinde önlemler alındı ama eksikliklerden bir tanesi de şu oldu aslında. Sayın Bakan da bunu açıkladı. Örneğin 1 Mart itibarıyla Türkiye'ye dışarıdan 372 bin kişi gelmişti. Hı hı. Bunların 10 bin kişisi karantinaya alındı. 362 bin kişisi bir takım işte bir taahhütname imzalatılarak evlerine gönderildi. Aile hekimleri de daha sonra bu evlerine gönderilen kişileri takiple görevlendirildi ama aldığımız duyumlara göre bu takipler çok iyi olmadı. Takip edildiklerinde bu taahhütname veren kişiler çoğunlukla evlerinde bulunamadılar. Burada da herhalde bu sorun da, buradaki sorun da bizim bu vakalarımızın artışına bir katkıda bulundu diye de doğrusu ben düşünüyorum. Evet, Korkut Hocam sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi bağışıklık sisteminden bahsettik, aşılardan bahsettik. Bir de az belirti, çok belirti dedik. Bu noktada bir de baktığımızda haber akışında kan grubu sıfır olan kişilerin daha fazla enfekte olduğuna ilişkin haberleri de takip ediyoruz. Ne dersiniz böyle daha bir şey söz konusu olabilir mi? Daha az olduğuna daha ilişkin az. Özür diliyorum. Evet. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Kan grubuyla alakalı COVID-19'un belirtilerinin fazla olması ya da daha az olmasına ilişkin bir şey söyleyebilir miyiz? Hemen oraya geleyim ama şimdi çok güzel konular döndü konuşmada. İki tane ekleme yapmak istiyorum. Hocam bu arada sizler de konuşma esnasında katılabilirsiniz. Lütfen çekinmeyin, sohbet havasında olsun. Tamam, peki. Şimdi bu demin sordunuz hani evde biri pozitif tanı aldı. Hani evdekileri hava yoluyla bulaşır mı gibi. Şimdi ben de geçtiğimiz günlerde bir Twitter'dan bir paylaşım yapmıştım. Bu bir gerçekten önemli bir çalışma ama daha henüz yayınlanmadı ki şu anda zaten COVID ile ilgili çalışmalar çok hızlı regüle ediliyor. Bir kısmı önceden haber olsun veya etki değeri artsın diye önceden de belki basına sızdırılıyor ama aldığım kaynak Medscape diye bir kaynak, hani bizim hep takip ettiğimiz bir kaynak. 11 tane hasta 11 kişinin hastanede 11 kişinin odasına girmişler ve hava örnekleri ve yüzey örnekleri almışlar ve maalesef burada da havada çok fazla virüs saptamışlar. Yani bu demektir ki hasta kişilerin yanında olmamız da bizde özellikle bulaşıcılığı bakımından tehlike yaratabilir. O yüzden hani herkes diyor eğer bir kişi gerçekten COVID pozitifse, yani COVID-19 bakımından tanı almışsa kesinlikle havasını çok iyi yapacak, havalandırılacak ve çok iyi izole edilmek zorunda. Bir de testlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bana da çok soru geliyor ve ben her defasında şunu söylüyorum. Lütfen şimdi insanlar şunu çok iyi bilmek zorunda. İşte diyorlar ki ben hastaneye gittim, test yapmadı. İşte şu test yapıldı, ben bu testi istiyorum. Bu testler bireylerin isteği üzerine değil ama hekimin yönlendirilmesi doğrultusunda yapılabilecek testlerdir. Bunun da sebebi şudur. Örnek veriyorum, belli bir zaman geçtikten sonra moleküler testler sizlere güzel sonuçlar vermeyecektir. Çünkü virüs örnek aldığımız yeri değiştirecektir. Veya tam tersi de olacaktır. Antikor gelişmesi için belli bir zamana ihtiyaç vardır. Ve burada da bir sıkıntı olacaktır. Şimdi sizin sorunuza gelmek istiyorum. Hı hı. Kan gruplarıyla ilgili. Şimdi bu yapılan bir çalışma aslında gene bu demin de size söylediğim gibi çok hızlı yol alınan bir çalışma. Wuhan ve bunun yan eyaletlerinden alınmış birkaç örneklemle yapılmış. Yani birkaç dediğim kontrol grubu olarak yaklaşık 4000 kişiyi almışlar. Yeterli mi peki hocam?
Değil, değil. Kesinlikle değil. Tartışılmaz bile. Hı hı. Hasta olarak da yaklaşık 2700 yanılmıyorsam oydu. 200 küsürde ölen kişide bu analiz yapılmış. Şöyle ki Çin'deki bazı eyaletlerde A kan grubu ile sıfır kan grubu çok çok yakın birbirine. Ama dünya geneline baktığımız zaman sıfır kan grubu daha baskın. İngiltere'de, Amerika'da vesaire. Şimdi yalnız bu çalışmanın yapıldığı verilerde A kan grubu ile sıfır kan grubu normal kişilerde, hasta yani enfekte olmamış kişilerde birbirine çok yakın. Ama vefat edenlere baktıklarında A kan grubu %42'ye yakın çıkmış. Hasta yani enfekte olup henüz hani ölmemiş, ölmeyen kişilerde yaptıklarında da gene oran %42'ye yakın çıkmış. Yani bu da öyle bir tartışmayı getirdi. Şimdi Uğur Bey... A grubu için diyoruz değil mi hocam? Evet evet, A kan grubunda hem hastalarda ama o örneklem grubundan bahsediyorum. Bu yaygın bir şey değil. Hatta ben de yakında inşallah... Bu 4000 dediğiniz kişi içinden değil mi? Evet, 4000 tamam. Kişi onlar sağlıklı kişi. Hı hı. Onlar da burada oranlar birbirine biraz daha yakın. Ama şeye geldiklerinde, hastalara baktıklarında çok daha yüksek. A kan grubu çok daha yüksek. Hem de istatistiki açıdan da çok fazla yüksek. Hasta ve ölenlerde A kan grubu. Ama tabii oradaki küçük bir grupla genelleme yapmak tabii ki de tartışılmaz bile. Ben de şimdi bizde de bu tip çalışmaların yapıldığını, datalar toplanıyorlar. Hem biyokimyasal özellikleri, belli moleküller, işte kan grupları vesaire. Şunu söylemek istiyorum. Kan gruplarını da zaten bazı bizim için önemli olan AB0 ve RH faktörü klinik açıdan, ama yaklaşık 34 tane kan grubu var bizim. Hani klinik açıdan bu kadar önemli olmayan toplamda kan grubu çeşidimiz aslında çok fazla. Ancak buradaki olay şu. Bunları da belirleyen genler, belli genlerin ürettiği hani yüzey proteinleri. Ama bunlar arasında birebir ilişki olarak tam bir biyolojik bağlantı kurulamadı şu ana kadar. O yüzden de evet, belli bir yatkınlık verebilir. Zaten Uğur Bey, kan grubunu veren biz şeylere, değişimlere polimorfizm adını veriyoruz. Polimorfizm de şu demektir. Belli olaylarla direkt bağlantılı olmayan ama yatkınlık sağlama ihtimali yüksek olan varyasyonlardır. Polimorfizmler. Kan grupları polimorfizmdir. Toplumda çok sık görülür. Birebir bir olayla ilişkili olmayabilir ama yatkınlık sağlamakta çok daha etkilidir. Belki bununla ilgili veriler arttığı zaman kesin bir şey söylemek daha doğru olur ama o çalışma örneklemiyle hatalı sonuçlar verebilir bize. Evet, Mehmet Şakiroğlu hocam, size geleceğim. Sizi çok yalnız bıraktım. Biliyorum, kusura bakmayın ama Mehmet Ceyhan hocama bir sorum var. Onu iletmek istiyorum. Kemalettin Sağlam adlı izleyicimiz yazmış hocam. Kalp hastasıyım. İlaçlarımı vitamin takviyeleriyle birlikte alayım mı diye sormuş. Biraz önce aslına bakarsak vitaminleri konuşmuştuk. İsterseniz hocam biraz daha detay geçelim. Şöyle söyleyeyim. Bir defa önce demin bu evde kalan COVID pozitif hastalar ne yapacak, diğerleri ne yapacak diye bir konu konuşuldu. Ona ekleme ihtiyacı hissettim. Bir defa mümkün olduğu kadar odası ayrılacak. Eğer iki tuvalet varsa tuvalete ayrılacak. Bütün eşyaları ayrılacak. Gene de ortak bir kullanım alanına giriyor ise kişi maske takacak. Yani tuvaletten bile geçer mi hocam? Efendim? Tuvaletten bile geçme olasılığı var mı? Hayır. Yani gaytayla bulaşmıyor. Ama tuvalete girdiği zaman kişi nefesiyle öksürüğüyle falan orada ortak kullanılan birçok şey var. İşte musluktu, işte varsa teharet musluğuydu falan. Onlarla elleyip alabilirsiniz diye ayrılması lazım. Havlu, yemek kabı, kaşık, çatal, bıçak gibi eşyalarının mutlaka ayrılması lazım. Ve dediğim gibi ama en önemlisi bu COVID-19 pozitif kişinin diğer kişilerle aynı ortamı paylaştığında, örneğin İşte yemeği de mümkünse odada yemesi lazım ama bir şey söylemek için salonda diğer ev halkının yanına gitti. O zaman maske takması lazım. Şimdi gelelim bu şeyle, örneğin işte bu kalp
hastalığı. Tabii burada kalp hastalığının cinsi de önemli. Sanıyorum daha çok koroner kalp hastalığından bahsediyorlar. Ama şöyle, kalp hastalığı genel anlamda bir risk faktörüdür. Demin de söylediğim gibi bu işte gıdalarla aldığı vitaminler dışında ekstra vitamin ilaçları almak son derece anlamsız bir şeydir. Bazen kişinin aleyhine de olabilir. Burada Osman Hoca'nın söylediği A vitamini işte şunu yapıyor, C vitamini, evet eksiklik varsa bu fonksiyonlar bozulabilir. Onların tamamlanması lazım ama vitamini normal olan bir kişinin ekstradan bunları takviye olarak almasının hiçbir anlamı yoktur. Aynen çinkosu, selenyumu normal olan kişinin ekstradan bunları almaya ihtiyacı olmadığı gibi. Çünkü bu mekanizma böyle işliyor. Kişi normal yediği sürece aynen Osman Hoca'nın dediği gibi yüzyıllardan beri sadece bağışıklık sistemiyle idare etmiş insanlar böyle idare etmiş. Yoksa ben zaten bu televizyon kanallarında işte önlerine sebzeleri, meyveleri koyup bunu yersen bu kuvvetleniyor, bunu yersen bu kuvvetleniyor dediklerine göre yemek yesen günde 20 öğün yemek yemem lazım. Hocam o zaman yeme içmeye ilişkin de sorular var. Ona da geleceğiz ama onun öncesinde size bir soru daha var. Ben hemen onu yöneltmek istiyorum size. Tabii. Mustafa Yücel adlı izleyicimiz. Hocam birdenbire koku ve tat almamaya başladım. Ancak diğer semptomları barındırmıyorum. Yine de COVID-19 testi yaptırayım mı demiş. Şimdi maalesef yaptıramaz zaten. Yani bu bir test yapan merkeze gittiğinde yeterli görünmeyecektir. Ateş ve öksürükle birlikte değilse sadece tad alınıyor diye test yaptırmazlar. Ama şöyle söyleyeyim, bu şekilde hikayesi olan insanların yanında bir de belki Mehmet Hocam da buna bir açıklama getirir. Psikolojik olarak bu olay ortaya çıktığından beri koku almamaya başlayan da çok sayıda insan var. Bunu da zaten bildiğiniz gibi biz koku duyusunu giderek kaybetmiş bir nesiliz. Çünkü çok az kullandığımız için zamanla koku alma duyumuz azalmış. Gripte, nezlede falan da azalır bu koku alma duyusu. O yüzden diğer belirtileri yoksa bunun bir önemi yok. Hocam sesinizi alamadım. Diğer belirtilerle birlikte değilse, yani ateş ve öksürük yoksa sadece tad alma duyusuyla telaşlanmasına gerek yok. Koku alma duyusu dediğim gibi nezlede, gripte, diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da sinüzitte de azalabilir. O yüzden hemen buna yormamak lazım. Zaten bu şikayette gittiğinde de test yapılmayacaktır kendisine. Evet, reklama gideceğiz ama onun öncesinde hocam siz bir şey eklemek ister misiniz bu soruya ilişkin? Yok ama yani tat ve koku alma kaybı gerçekten erken belirti ve bulgulardan biri olabilir. Çünkü virüs buruna giriyor ve orada işte koku sinirleri var. Daha yukarıda da olfaktör sinir var. Gerçekten burada bir takım tahribatlar yaparak bu koku ve tat alma duyu kaybına neden olabilir. Yani başlangıç belirtisi olabilir. En azından bundan sonra daha dikkatli olması gerekebilir izleyicimizin. En azından psikolojik anlamda olmadığına eminse belki bir test girişimi olabilir diye. Evet, ama üst solunum yolu enfeksiyonlarında, diğer işte gripal durumlarda, sinüzitte vesaire gerçekten hocamın da söylediği gibi olabilen belirtiler arasında. Evet hocam, bir reklama gidelim hocalarım, sonra sohbetimize devam edelim. Kısa bir aramız var, akabinde buradayız. Dışında koronavirüsün etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Korona günlerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi aşı tarafını konuştuk, bağışıklık sistemini konuştuk. Genel itibariyle konuşuyoruz. Soruları da cevaplandırmaya çalışıyoruz. Biraz daha psikolojik boyutuna doğru yönelelim. Mehmet Şakiroğlu hocamızla devam edelim. Hocam şöyle bir baktığımızda Mehmet Ceyhan hocamız da biraz önce izah etti. İnsanlar biraz da psikolojik anlamda vitamin kullanmak istiyorlar. Bu noktada belki hasta da değiller. Sadece psikolojik anlamda başlarının ağrıdığını düşünüyor ya da boğazlarının ağrıdığını düşünüyor ve takviye bir şeyler almak istiyor. Bunu psikolojik yönünü konuşacak olursak neler söyleriz? İnsanlar bilgisiz oldukları, riskin çok yüksek gösterildiği bir durumu kontrol etmek istiyorlar. Yani
kendilerini korumak için bir şeyler yapmak istiyorlar. Şöyle bir durum var. Bizim önlem alma davranışlarımızda iki şey arasındaki dengeyi kurmak lazım. Şimdi bu süreçte genel olarak riskin çok büyük olduğunu anlattık hep. Yani dedik ki işte virüs nefes yoluyla geçebilir, elinizi bir yere koyduğunuzda geçebilir, toplu taşıma araçlarında geçebilir, evde birisi bu virüse yakalandıysa geçebilir derken risk hep büyüdü ve karşılandık ki peki ne yapacağız? Kaynak olarak elinizi yıkayın. İşte ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar olacak. Peki ne yapalım? El yıkayalım. Bunun dışında işte tekrar eski sistem geri gelmeyecek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Risk sürekli büyüyor. Ne yapalım? El yıkayalım. Bizim önlem alma davranışlarımızı gerçekleştirebilmemiz için riski ne kadar büyük gösteriyorsak kaynaklarımızı da ona uygun şekilde yüksek vermemiz gerekiyor. Ama sadece el yıkamakla çözüm önlem alınabilecek bir şeyin riskini büyüttükçe insanlar yeni davranışlar peşinde koşmaya başlıyorlar. Ne oluyor bu? İşte vitaminlerden kürler yapıyorlar. Efendime söyleyeyim. Zihinleri sürekli korkular yaratıyor. Bu korkularla baş etmeye çalışıyorlar. Yani sadece el yıka ve evde kal kaynağı insanların böyle tehditlerle dolu olduğu bir ortamda onları ne yazık ki tatmin etmiyor. O yüzden şunu net vurgulamak lazım. Evde kalmak kolay bir önlem değil ve sizin bunu başarmanız için de bütün zihinsel kaynaklarınızı oraya yönlendirmeniz lazım. El yıkamak sürekli gerek yok. Mehmet Ceyhan Hocam çok net ve güzel açıkladı bunu. Evde kalmakla ilgili de el yıkamakla ilgili de olayı çok net söyledi. Sadece şurada kontrol etmek istediğimiz bu olaya dair beslenerek bu kontrolü almaya çalışıyoruz. Efendim kontrolü ne zaman kaybetmeye kalksa insanoğlu genelde kontrolü oral yoldan almaya çalışır. Yani bir şeyler yiyerek. Çünkü kendini güvende çocukluk hissetmek için mi acaba? Bebekken ilk kontrol edebildiğimiz şey çünkü efendim bizim doğum sonrası. Bir şeyi ağzımıza sokmakla sokmamak arasındaki o kararı vermektir. Yani esasındaki bizde temel güven şemalarının oluştuğu dönem oral yolla hayatı kontrol ederiz. O yüzden yemek yememek ya da aşırı yeme davranışları gibi şeyler stresli durumlarda hemen ortaya çıkar. Yapmamız gereken şey zihnimiz hangi senaryoyu kuruyorsa ne yazık ki gerçek hayatta da bunu yaşar. O zaman hocam bebekler ufakken bu yüzden herhalde biraz daha ellerini ağızlarına götürüyorlar. Tabii ki. Bizim hayatı tanıma biçimimiz ağzımız ve biraz da bu parmaklarımızın ucudur efendim. O yüzden zaten çocuk doğumdan sonra annesiyle hala simbiyotik bir ilişki içerisindedir emme davranışlarından dolayı. O yüzden bizim hayatı tanımamız, ilk haz almamız ve direkt dışarıdan bize gelen şeylerle kurduğumuz temas ağız yoluyla olur. O yüzden zaten psikopatolojilerde, yeme davranışlarında birçok değişiklik olur stresli durumlarda. Ama bizim yapmamız gereken şey her şeyden önce iyi, mantıklı, rasyonel senaryoyu yazabilmek. Çünkü ben koku almak, tat almak gibi semptomlar çıkacak ve bu yollardan giderek hastalığa kapılacağım diye bir senaryo oluşturursak kendi kendini kanıtlayan bir kehanete dönebilir bu ve bir süre sonra biz psikolojik olarak zaten bu becerilerimiz yokmuş gibi algılayabiliriz. Çünkü az önce de söyledim, bizim davranışlarımızı ya da korkularımızı belirleyen şey durumdan ziyade durumu nasıl yorumladığımız. O yüzden doğru kaynaklardan bilgi almak, bu kaynaklardan gelen bilgileri kendi zihinsel becerilerimizle de yorumlamak ve sonuçta daha makul ve rasyonel sonuçlara ulaşmak için de önce korkularımızla biraz baş etmemiz gerekiyor. Çünkü biz virüsten değil kaygıdan kaçmaya çalışıyoruz. Yatarken maskeyi takan kişi, korkudan balkona bile çıkmayan kişi esasında virüsten değil kaygıdan kaçmaya çalışıyor. Oysa ki kaygılarımız ve korkularımız birer sinyaldir. Gerçek bir takım problemleri bize gösteren önemli göstergelerdir. Ama ne yazık ki dünya işleri bize genelde bu sinyalleri görmezden gelmemizi, yani kaygıyı ve korkuyu bastırmamızı söylüyor. Oysa ki o sinyalleri alıp rasyonel çözüm ve önlemlerle kendimizi rahatlatabiliriz. O zaman hasta değilsek koku da geri gelecektir, tat da geri gelecektir. O yüzden Sayın Ceyhan'a bu konuda katılıyorum. Zihnimiz bu tür semptomlar hasta olmasak bile yaratabilir. O yüzden olumsuz senaryolardan kurtulup önlem alırsam büyük oranda hastalıktan uzak dururum diyebilmek lazım. Bir küçük noktaya değinmek istiyorum efendim. Hemen hızlıca University of London
sağlık çalışanları ile ilgili çok değerli birkaç açıklama yaptı. Bunlara dair bir iki cümle söylemek istiyorum. Lütfen hızlıca. Hocam. Manşeti şöyle attılar Uğur Bey. Bu süreç bir sprint değil, bu süreç bir maraton. Uzun sürecek. O yüzden sağlık çalışanlarına öncelikli olarak tabii ki hemşirelere, doktorlara ve klinik psikolog dostlarıma şunu söylemek istiyorum. Bunu bir sprint gibi, bütün enerjimizi bir anda kullanacak bir süreç olarak değil, bir maraton gibi ele alalım. İleride tekrar bu işin pik seviyeye çıkma gibi bir takım söylentiler var. Bu seviyede sağlam olabilmek için shiftlerimizi, boş zamanlarımızı feda etmemeliyiz. Bunları iyi kullanmalıyız. Bu shift ve boş zamanlarda farklı gündemlere odaklanmamız, yeme, uyku saatlerimizi asla ihmal etmememiz lazım. Bir de biz sağlık çalışanlarını alkışladık. Bütün evet. Toplum onları bir kahraman olarak kabul ediyor. Ama onların bir kahraman gibi davranmasına ihtiyaç ve gerek yok. Onlar sadece işlerini yapan birer profesyonel gibi algılasınlar kendilerini ve kahramanlık fazla enerji harcamak anlamına gelebilir. Bir diğeri, İş arkadaşlarıyla sık sık sohbetler etsinler, ortak deneyimleri olduğu için bunları paylaşsınlar, aile ve arkadaşlarıyla iletişimlerini koparmasınlar, yanlış kararlar alırlarsa suçluluk fazla hissetmesinler. Bu çünkü kriz dönemlerinde yanlış kararlar da verilebilir ve son olarak da küçük de olsa başarıları kutlasınlar, olumluyu görsünler, taburcu olan hastalar olduğunda şu mutlu alkışlar olsunlar. Geliyor. Onlar önemli kutlamalar, lütfen ihmal etmesinler. Bu bir maraton ve onların enerjisine çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Evet, motive olmak, motive Uğur etmek Bey. Önemli. Evet, buyurun hocam. Uğur Bey, araya girebilir miyim? Lütfen, hani, konu lütfen. Konu açıldı diye söylüyorum. Hocam. Şimdi biz hep yıllardır bunu her platformda söylemeye çalışıyoruz. Şimdi bu dönem biraz daha bir kritik dönem olacak tüm herkes için. Çünkü birçok insan artık kendini bir farklı dinlemeye başlayacak. Hı hı. Belki kendini sorgulamaya başlayacak. Her açıdan sorgulamaya başlayacak. Şimdi ben de hocalarım da demin bahsetti. İşte bir uzman hocamız çıkıyor. Diyor ki işte efendim diyor, örnek veriyorum tamamen. X vitamini eksikliğinde bireyde de bu olur diyor. Şimdi ben de televizyon karşısındayım. Şimdi bakıyorum tabii bende bu eksiklik var mı? O uzmanın söylediği. Ya evet ya, galiba bende bu olabilir. Hemen o vitaminin veya o neyse artık söylediği, bunun analizini yapmadan bende ne kadar fazla mı çok mu? Belki hani benim bünyeme iyi gelmeyecek. Ya Uğur Bey, kesinlikle. Ve bakın şunları insanlar bilmiyor. Bu midde, bu moleküllerin sentetik bunlar. Yani bunlar mutlaka vücuda bir artefakt bırakacaklar. Ancak ve ancak ne zaman bunlar önemli? Hekime gittikten sonra, hekim bunların biyokimyasal olarak analizlerini bizden istedikten sonra, tabii ki de bu vitaminler, mineraller çok çok önemli moleküller, çok çok önemli şeyler, maddeler bizler için. Bunun sebebi enzimlerin çok iyi tamamlayıcısı, enzimlerin çalıştırıcısı. Zaten bunların eksikliği bizde bir problemle eşleşir. Yani bizde bir mekanizma aksarsa hasta, yani bu hastalık olarak değil, bir halsizlikli vesaire bin bir türlü durum olabiliyor. Hekime biz gittiğimiz zaman hekim zaten bunu hemen der ki ya şuna bir bakalım der. Ancak ve ancak bu takviyeleri bu zamanlarda yapmak daha doğru diye düşünüyorum. Şöyle ki bunlar bakın bazen fazla alındığında Allah göstermesin vücudumuzda transformasyona uğrayan hücrelerde, yani değişime uğrayan hücrelerde bu değişime uğrama hızını arttırabilir. Yani bölünme hızını arttırabilir uygun alınmayan, ki bir ara D vitamini çok çok tartışıldı. İnsanlar D vitaminine yüklendi. Hocam ama COVID-19 özellikle 11 Mart'ta Türkiye'de görüldü. Ben yanılmıyorsam 13 ya da 14 Mart'ta birkaç eczaneyi gezdim. Hani baktım bu takviye ilaçları ne durumda, satılıyor mu falan. Yaklaşık 5-6 tane aynı lokasyonda eczaneye girdim ve hiç bu takviye vitaminlerine ilişkin hiçbiri kalmamıştı. Hatta her birine sordum. Daha önceden bu şekilde satılıyor muydu falan diye. Yani bütün eczacılar da inanılır gibi değil. 2-3 gün içinde bütün stoklar tükendi dedi. Dediğiniz gibi insanlar ekran başında belki de bir doktorun ya da işte birisinden duyuyor. Almam gerekiyor diyor. Ve gidiyor o takviye ilaçlarını bir doktor eşliğinde muayene olmadan gidiyor. Kendi başına alıyor ve onları tüketiyor. Tabii. Bir de bakın şunu söylemek istiyorum. Hep ne diyoruz? Güçlü immün sistem. Şimdi bakın bu immün sistem bir günlük, bir haftalık iş değil. Bu bir bizlerin yaşam biçimi sonrasında kazandığımız bir özellik. Yani şöyle mi olacak?
İşte örnek veriyorum, Osman Hocam'ın çalışmalarından, hani bahsettiği çalışmalardan C vitaminin önemi çok güzel. Tamam, ben o zaman işte bir hafta C vitamini alayım, immün sistemim bir anda güçlenecek, sonra bırakayım. Yani bu işler bu kadar keşke basit olsa ve bu kadar tek düz olsa. Evet, vücudumuzda bazı biyokimyasal devrelerde böyle ufak uygulamalar bizde güzel sonuçlar verebilir, ama immün sistem gibi oldukça kompleks ve benim tahminimce biz daha bu sistemin %90'ını bile net anlayamamışken, aa efendim işte ben örnek veriyorum selenyum aldığım zaman bu olur gibi, ben vücudumda selenyum oranını bilmeden yıllardır bir davranış kalıbını bir anda değiştirmem mümkün değil. Belki bu vücudumda aslında, çok fazla var. Evet, tam ters reaksiyon da verebilir. Yani o yüzden şu dönem, çünkü insanlar kendilerini ifade edildiği gibi dinleyecekler. Acaba bende ne var? Aslında tam şu anda bir değişimin arifesindeyiz. Değişim derken demin hocalarımın dediği gibi hani geleceği belli olmayan bir değişimden değil. Kendimizi belki daha iyi dinleyip belki belli özellikleri kazandırma. Ama bu özellikler lütfen kafaya göre işler. Hekimlik yapmak için, yani hekimlerin karar vereceği konuda bizler doktorculuk oynayıp da yapacağımız hamleler olmaması gerekiyor. Evet Osman Hocam, şimdi Korkut Hocam bağışıklık sistemi bir günlük bir iş değil dedi. Kesinlikle. Bu noktada ben şunu sormak istiyorum. Yani düzenli beslenmeyen bir kişi, bağışıklık sistemine dikkat etmeyen kişi, şimdi koronavirüsü ortaya çıktı ya da herhangi bir hastalık ortaya çıktıktan sonra ne yapacak? Yani bağışıklık sistemini yiyeceklerle güçlendiremeyecek mi? Yani Korkut Hocam'ın söylediği gibi gerçekten, yani bu iş bir günlük bir iş değil. Bu bir yaşam tarzı. Siz sürekli sağlıklı besleneceksiniz ve yaşam tarzınızla sağlıklı olmaya devam edeceksiniz. Bu çok önemli. Şimdi Korkut Hocam şunu da söyledi. Yani bir tablet aldığımda dedi, sentetik vitaminler. Gerçekten doğru. Vitamin sentetik. Aynı zamanda o tabletin belki de kapsülün %70'i de katkı maddesi. İçinde tatlandırıcı, renklendirici, bağlayıcı, kayganlaştırıcı, koruyucu, o kadar çok katkı maddesi var ki. Aynen. Vitaminlerde yani, bile var değil mi? Vitaminlerde var. Tabii. D vitamininde var. Üstelik kanserojen olduğu bilinen bir takım koruyucu ciddi maddeler bile var. BTA var. Butiril hidroksanizol var mesela. D vitamini bazı preparatlarda bunlar var. Gerçekten var, ama bakın şu, olay şu. Ben de hiçbir zaman bir vitamin ve destek alınmasını hiçbir şekilde savunmadım. Yani bu kimyasal yükün çok yüksek olduğunu biliyorum. O yüzden piyasada satılmakta olan belki de en tanınan firmaların vitaminlerinin bile pek fazla işe yaramadığını da düşünüyorum. Bir kere bunların da mutlaka bağımsız kuruluşlar tarafından İçlerinde gerçekten ne olduğu, etkili olup olmadığı ile ilgili raporlandırılmaları lazım diye düşünüyorum, ama şu. Şimdi bakın, biz bu C vitamini hikayesi, sadece ben C vitamini özelinden bahsediyorum. Çok nadir bir şey gibi gözüküyor. Skorbut dediğimiz bir hastalığı yapıyor ve eskiden de denizcilerin hastalığı olarak bilinirdi. Yani uzun süre taze sebze meyve yemeyen kişilerin hastalığı olarak biliniyordu. Ama şu anda bakın, İnsanlar günlük kalorilerinin %90'ını hayvansal gıdalardan ve işlenmiş gıdalardan elde ediyorlar. Yani sebze meyve yeme oranı çok düşük. Amerika Birleşik Devletleri'nde, aynen, Almanya'da, Fransa'da yapılan çalışmalarda, yani insanların %30'unda C vitaminleri normalin altında veya işte biraz düşük gibi. Yani bakın, yani hiç eksikliği olmaması gereken bir vitaminden bahsediyorum. Yani gerçekten, şimdi bir de şöyle bir şey var. Günlük ihtiyacımız şu kadar. Diyelim ki C vitamini için 100 miligram, sigara içerseniz biraz daha fazla. Ama daha önce de ifade ettiniz siz. Yani kişiden kişiye İhtiyaçlar değişiyor. Aynı kişi de zaman içerisinde de değişiyor. Yani bir C vitamini ihtiyacı bir kişinin diğer kişiden o kat daha fazla olabilir. Hocam, bu sebzeye değindiğiniz için şimdi siz baktığımızda Türkiye'de de artık paket gıdaları çok fazla tüketilmeye başladı. Hani burada sorunları teşkil ediyor aslında. Sorun o. Şimdi ben böyle bir pandemi esnasında örneğin bu çekincelerimi söyledim. Ama bir kişi C vitamini alayım mı diye bana sorsa, ben alabilirsin derim. Yani güvenilir bir firmanın ürünlerini alabilirsin derim. Kendini iyi hissediyorsan iyi hissetmeye de devam edebilirsin. Bu sana
katkıda da bulunabilir diyorum ama mutlaka almalısın diye bir şey söylenemez. Bakın burada mekanizmalar o kadar enteresan ki hep işte D vitamini alın falan vesaire deniyor. Bir çalışma okudum. Yani çok şaşırdım. Yani D vitamini alanlarda ACE2 ekspresyonu artıyor gibi böyle bir takım evet. garip çalışmalar var. Yani o yüzden bir takım herkes için geçerli olan bir takım kuralları söylemek zor. Yani burada temel cümle şu. Genelleştiremiyoruz. Sağlıklı besleneceğiz. Yani 8, 10, 12 porsiyon sebze, meyve yiyeceğiz. Bitkisel besleneceğiz. Bu işin formülü bu. Ama bunu her zaman yapacaksınız. Her koşulda yapacaksınız. D vitamini, güneş vitamini. Bundan sonra güneş ortaya çıktığı zaman her gün yarım saat, bir saat güneşleneceksiniz. Yani bunu alışkanlık haline getireceksiniz. Bunları yapmazsanız bakın D vitamini takviyeleri deniyor mesela. Sizin güneşten aldığınız D vitamini ile sentetik aldığınız D vitamininin bile vücutta işleyişinin farklı olduğunu söylüyorlar. Yani sentetik D vitaminini alıyorsunuz, kan düzeyiniz yükseliyor, ferahlıyorsunuz, oh diyorsunuz. D vitaminim gayet iyi gayet aslında iyi. Ama işleyip işlemediğini çalışıp çalışmadığını da bilemiyorsunuz. Bilmiyorum. Gerçekten bu konu çok enteresan aslında ama besinlerin, gıdaların bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri inanılmaz. Bir kere burada tartışılacak bir şey yok ama aynı zamanda uykunun da evet. melatonin yani hormonu var, seks hormonları var. Besinlere ilişkin de sorular gelmeye şey devam ediyor. Tabii hocam buyurun dinliyoruz. Bu vitaminle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii hocam lütfen, lütfen katılın. Şimdi bakın Osman Hoca dedi ki ben C vitamini düşük bulunmuş Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da falan. Şimdi bu çalışmalarla ilgili aslında çok büyük şey var, tartışma var. Ve bunların birçoğunun altında ismini vermeyeyim firmanın adını, bir firmanın olduğu da gösterildi. Bakın bunları çok dikkatle değerlendirin. Çünkü C vitamini işte alın demek o kadar basit bir şey değil. Zaten idrarla atılan bir vitamin bu. Yanlış şöyle bir şey var. Yıllarca E vitaminini çok iyi tıp dergilerinde işte kan sızlığa iyi geliyor, saç dökülmesi, işte cinsel gücü artırıyor diye yıllarca E vitaminiyle ilgili yayınlar yapıldı. O sırada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter'dı. Jimmy Carter dünyanın en büyük fıstık ihracatçısı. Sonradan o başkanlıktan ayrıldıktan sonra bunların hepsinin arkasında bu çalışmaların Jimmy Carter'ın firmasının bulunduğu anlaşıldı ve sonra bağımsız yapılan hiçbir çalışmada E vitamininin bu özelliklerinin olmadığı gösterildi. O yüzden bakın bu vitaminlerle ilgili işte biraz düşük bulduk falan lafları ben çok iyi niyetle karşılamıyorum. Çünkü bu çok ticari karşılığı olan sonuçlardır. Ve bunların da mutlaka bakın bir defa benim mantığıma ters geliyor. Yani her gün meyve sebze yiyen bir insanın, normal beslenen bir insanın vücudunda C vitamini eksikliği gelişmesi olmaz. Zaten olmaz. İnsanın evet. vücudunun biyokimyaya, bizim bütün İşte fizyoloji bilgilerimize ters bir şey zaten. Doğru. Yani hiçbir insanın takviye olarak dışarıdan, gıda dışında takviye olarak dışarıdan özel bir şeyler almasının ben çok uygun olmadığını düşünüyorum. Buna suda eriyen vitaminler dahil, yağda eriyen vitaminler zaten D vitaminini fazla alırsanız D hipervitaminozu diye bir hastalık var. Beyinde, eklemlerde kireçlenmelerle gider. A vitaminini fazla alırsanız hiperkarotenemi diye bir hastalığa neden olur. Onun için bu vitamin işi tabii çok kısa sürede tartışıp sonuca hocam vaktimiz biraz azalıyor. Ben biraz daha çok konuya değinmek istiyorum. İnsanların beyni o kadar yıkanmış ki ama ben bunların hiçbirinin gerekli değil, gereksizin ötesinde zararlı olduğunu düşünüyorum. Evet hocam ben biraz daha fazla konuya değinmek istiyorum. Sizle yine devam edelim. Size yine sorular geliyor. Plazma tedavisi çok fazla soruluyor. Dilerseniz plazma tedavisini konuşalım. Plazma tedavisi hakkında neler söyleyebiliriz? Bana mı sordunuz? Evet hocam, Mehmet hocam.
Şimdi size şöyle, gelen bir soru. Plazma, evet, plazma tedavisi çok basit anlamıyla hastalığı geçirmiş ve nekaat döneminde olan ve virüsü artık bulaştırmayan ama kanında bu virüse karşı mücadele etmek için antikor dediğimiz koruyucu proteinler geliştiren insanların kanı alınıyor ve bu kanın plazma dediğimiz bu işte proteinleri içeren kısmı ayrılıyor. Geri kalan kısmı aldığınız kişiye geri veriliyor. Sonra bundan işte Çinliler ilk defa bunu yaptı. Fakat çok tuhaftır. 83 bin hasta takip eden Çin işte 10 tane plazma ferez yayınlıyor. Başarı oranı ne hocam? Şimdi bakın hiçbir tanesi kontrollü çalışma değil. Hı hı. Çin'den yapılan bir çalışma var. Bizden 3'er 4'er vakalık deneyimleri var bizdeki merkezlerin. İşte Almanya'dan bir çalışma var. Fransa'dan var. Amerika işte başladı, devam ediyor, henüz sonuç açıklamadı. Ve gördüğümüz şey şu, hiçbiri kontrollü değil. Yani bir gruba plazma tedavisi verip vermedikleri bir grupla karşılaştıramıyorlar. Çünkü vaka sayısı çok az. Birincisi bir defa ümit verici bir tedavi. Fakat şöyle aklımda sorular var. Bir, bu virüs kana geçmiyor. Kana geçmediği için verilen antikorun mukoza dediğimiz virüsün esas bulunduğu bölgeye ne kadar gideceğini çok iyi bilemiyoruz. İkincisi de bu çok eski bir tedavi yöntemi. Ta 1700'lü yıllarda meningokok dediğimiz bakteri enfeksiyonlarında bile denenmiş. Ama birçok hastalıkta başarıyla kullanılmış. SARS'ta, MERS'te de deneyler var. Ama bazı hastalıklarda da başarısız olduğunu unutmamak lazım. Bakın Kırım Kongo'da denendi ve başarılı olmadı. Evet. O yüzden bu vaka sayılarının artmasını ve kontrollü, yani bir gruba verip bir gruba vermeyerek eşit şartlarda yapılan çalışmaların sonucunu beklemek lazım. Evet hocam, hemen ben Mehmet Şakiroğlu hocama dönmek istiyorum. Hocam şimdi kriz ortamındayız. Ben bir şeyler malum. Hocam hemen Mehmet Şakiroğlu hocama sorayım. Tabii. Ya da siz tamam bekleyin hocam. Lütfen hocam, konu dağılmasın. Şöyle hocam dedi ki virüs kanda bulunmuyor. Gerçekten %1 gibi PCR'lı ama yani özellikle ağır vakalarda çok ciddi sepsis ve septik şok olduğunu biliyoruz. Yani virüsün kana geçmesi ve organlara dağılması. Ama hatta bir seride... Osman hocam. Efendim hocam? Sitokinler arttığı için interferon sitokinler zarar veriyor organlara. Yoksa virüs kana geçip gidip harap etmiyor. Hocam şimdi ben bir seriden bahsedeyim. Örneğin 191 hastalık bir seride 112 hasta sepsis. Sepsise maruz kalıyor. Ne bunlardan, demek yani hocam? Yani kan ve kan değil. Ürünlerinin mikroorganizma veya mikroorganizma ürünlerinin kana geçmesi ve işte diğer organlara da... Buradaki hayır, sepsis o demek değil Osman hocam. Orada hocam ben buradaki şeylerden bahsediyorum hocam. Ben vakadaki, evet. vakadaki yayınlanan vakadaki verilerden bahsediyorum. O yüzden yani söyleyecek bir şey yok ama bu şey serilerde bunlar var. Yani özellikle ağır vakalarda sepsis oluyor ve gerçekten virüste kana karışıyor diye bu ama vakalara göre... Ama sepsis oluyor da sepsis Mehmet hocam, virüsün kana geçmenin sonucu bir olmuyor. Bitirsin dilerseniz. Yani o yüzden antikor tedavisiyle ilgili bir fayda ummak lazım. Hocam dedi ki seriler kesinlikle çok az, gerçekten az. Kontrollü çift gör, plasebo kontrollü bir çalışma yapılamaz. Çünkü etik değil bu. Pandemi safhasındayız. Bütün ilaçlar öyle aslında. Sadece bu plazma tedavisi değil, diğer ilaçlarla da ilgili öyle kontrollü, plasebo işte kontrollü çalışmalar plazma söz konusu değil. Plazma vermediğimiz hastalar yok mu? Plazma vermediğimiz hastalar var bir sürü zaten. Kontrol grubu onlar. Yani hocam tekrar eder misiniz? Sesinizi çok alamadık da. Şimdi bakın. Bir defa sepsis demek virüsün kana geç ya da bakterinin kana geçmesi demek değildir. Sepsis hipokside yani oksijen azlığında bile olabilir. Burada da sepsis demiyoruz ona. Multi organ yetmezliği yani çoklu organ yetmezliği diyoruz. Şimdi burada ortaya çıkan tablonun nedeni virüsün gidip bu organlarda harabiyet yapması değil. Burada
virüsün başlattığı bir immünolojik cevabın bu organlara kendi bağışıklık sisteminin cevap vermesi sonucu oluyor. İşte sitokinler dediğimiz olaylar bunlar. Bir sitokin fırtınası oluyor. İşte dedik ya bağışıklık sistemi fazla cevap veriyor evet. diye. Bunu virüs kana geçerek yapmıyor zaten. Birincisi o. İkincisi ümitsizim demedim. En çok ümitli olduğum tedavi yöntemi bu zaten. Etkili bir antiviral tedavi bulununcaya kadar. Ama problemleri söyledim. Bakın böyle problemler var. Kırım Kongo'da da etkili olmadı. O yüzden bazen etkili olamayabiliyor yani. Ya, placebo kontrollü çalışma etik olmaz dedi Osman Hocam. Hı hı. Olur mu öyle ki? Elimizde dünya kadar kontrol var. İşte plazma tedavisi vermedik şimdiye kadar. Kimse vermedi. Bunların hepsi kontrol zaten. Dolayısıyla o kontrolle karşılaştırmalı sonuç yok. Çünkü en büyük seri Çinlilerin 10 vakalık serisiymiş. Hocam siz bir şey eklemek ister misiniz? Ben eklemeyeceğim. Yani orada ben sepsisle ilgili dediğim gibi sepsis ve septik şok tanımı belli. Vakalarda da bunlar belirtiliyor. O yüzden daha fazla da tartışmanın bir gereği de olduğunu hocam, ben zannetmeyeyim. Zannetmiyorum. Bu vitamin ve minerallere tekrar dönersek gerçekten problemli bir alan olduğunu tekrardan ifade edeyim. Ben hiçbir zaman herkes vitamin kullanmalı demedim. Buna karşı da çok fazla çekincelerim olduğunu da her zaman ifade ediyorum ama yani bazen de bunları kullanmak gerekiyor. Tabii tek bir vitamini kullandığınız zaman bakın hocam dedi ki bu çalışmalar şüpheli. Zaten bütün çalışmalar şüpheli. Örneğin basit bir şey diyelim ki işte nişasta bazlı şeker kanser yapar mı yapmaz mı? Lehte de yüzlerce çalışma bulursunuz. Alehte de yüzlerce çalışma bulursunuz. Bu iş biraz da böyledir. Gerçekten endüstriyle de çok yakın ilişkisi vardır bu çalışmaların ama tabii bir tek vitamin değil bakın bir de multivitamin zaten bunlar bir orkestra şefi gibidir. Siz bir vitamin aldığınızda veya bir vitamin verdiğinizde bunun etkili olmasını beklememelisiniz zaten. Dediğim gibi bunlar bir orkestra elemanları gibi birlikte hareket ederler. Yani belirli dozlarda ve birbirleriyle orantılı olması gerekir bu vitamin ve minerallerin. O yüzden bunun dengesini sağlamak da gerçekten çok güç. Ama tekrar ediyorum. Denge yani, önemli. Yani multivitamin almak isterse güvenilir bir firma, etkili olduğunun da belgesi, sertifikası varsa bence kullanmasında hiçbir sakınca yok. En azından şu dönem. Zaten siz hocam, yani her zaman kullansın diye bir şey de söylemiyorsunuz. Öyle bir şey var. Öyle bir şey düzgün giden fizyolojiye müdahale etmemek lazım. Böyle her şeye ona vitamin buna bilmem ne takviyesi. Mehmet Hocam zaten Osman Hocam o şekilde bir açıklama yapmadı. Ben son sözler için hepinize söz hakkı vereceğim ama onun öncesinde Mehmet Şakiroğlu Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam malum kriz sürecindeyiz. Koronavirüsü krizini yönetmeye çalışıyoruz. Peki biz bu krizi nasıl yürüteceğiz? Bunu fırsata çevirmek için neler yapmalıyız? Bu çok değerli bir soru. Krizi fırsata çevirmek önemli. Hocam bakın bununla ilgili hemen böyle bir iki tane şey söylemek istiyorum. İnsanlara sorduk neleri özlediniz evdeyken diye. Bakın öyle şeyler çıktı ki birkaç tane okumak istiyorum size. Dışarıda derin bir nefes almayı özlemiş insanlar. Kimisi oturup sevdiği biriyle kahve içip sohbet etmeyi özlemiş. Kimisi öğrencilerini, kimisi iş arkadaşlarını özlemiş, kimisi kahkahalarla gülmeyi, kimisi kaygısız uyanmayı, kimisi el sıkışmayı, kimisi gelecekle ilgili hayaller kurmayı. Aslında bakarsanız bu süreç bizim hayallerimizi çok yüksek beygirli otomobiller, yalılar, malılar gibi şeylerden ne kadar daha basit, yaşamsal ve kişiler arası mevzulara döndürmüş durumda. Ve az önce saydığım şeyleri esasında her birini evde kendimiz de yapabiliriz. Bu tür süreçler insanların önceliklerini değiştiriyor. Daha önce yaptığımız çalışmalarda, meme kanserli hastalarla yaptığımız çalışmalarda, tedavi olduktan sonra genelde kadınların şunu söylediğini duyduk. Ya eskiden bu hastalığa yakalanmadan önce kendime ne kadar büyük eziyetler etmişim. Evet. Ne kadar önemsiz şeyleri dert etmişim. Ne kadar
öfkelenmeyecek şeylere öfkelenmişim. Yeni bir hayata başladım ve bu yeni yaşamda eski hatalarımı yapmayacağım. Yani ufak tefek şeyleri dert etmeyeceğim diyor. İnsan kaybedince değerini anlıyor. Evet hocam, önceliklerimizin değişmesi bir fırsat. Depremle ilgili yaptığımız çalışmalarda 99 depreminde güzel ülkemiz 99 yılında iki büyük deprem yaşadı ve şu anda maalesef o depremi en ağır yaşayan bölgelerde benim en son yaptığım çalışmanın ve geçen Aralık ayında yayınlanan çalışmanın adı depremin olumlu etkileriydi. Yani nasıl faydalar sağladı? Çünkü niye biliyor musunuz? Depremi yaşayan bölgelerdeki insanların bir kısmı hayatı boyunca travma yaşamamış insanlara göre çok daha güçlendiler birçok açıdan. Bunu nasıl yaptılar? Krizi fırsata çevirerek yaptılar ve burada meydana gelen şey manevi dünyalarının zenginleşmesi, yaşam önceliklerinin ve felsefelerinin değişmesi ve şimdi burada olmayı, duygularını fark ederek, anı yaşayarak yaşamayı öğrenmeleri oldu. Buna da mindfulness diyoruz. Peki nasıl bunu başarabiliriz? Nasıl krizi fırsata çevirebiliriz? Birincisi, şimdi bizi izleyen herkesten şunu rica ediyorum. Bugün onları öfkelendiren bir şey varsa, böyle bir yaşantıları olduysa şu anda onu düşünsünler. Acaba o şeyin gücü beni öfkelendirmeye gerçekten yeter mi? Yoksa ben eski alışkanlıklarımdan dolayı mı hala ufak tefek şeylere öfkelenip ufak tefek şeylerden mutsuz olmaya devam ediyorum? İnsanlar çoraplarının kaçmasından, tuttuğu takımın gol yemesinden, işine giderken ortaya çıkan trafikten şikayet ettiler. Şimdi ne tuttuğumuz takım maç yapabiliyor ne de işimize gitmek için bir trafiğe girebiliyoruz. Bakın keşke fırsat verilse de trafiğe girsek değil mi? Ne kadar güzelmiş orada insanları görerek bir arada olmak. Ya da tuttuğumuz takımın gol yemesi durumunda biz zaten bir futbol maçında bir grup olarak bunu paylaşıyormuşuz. Yani aslında bizim öfkelendiğimiz ya da mutsuz olduğumuz olaylar sadece bir yaşam olayıdır. Zihinsel kaynaklarımızla bunlarla baş edebiliriz. Kendimize eziyet etmememiz lazım. Bir diğer kavram, bir evet, bunu da yine bir manşet olarak vermek istiyorum. Hı hı. Destek ol, destek al. Şimdi bizi izleyenler lütfen şunu düşünsünler ve bir küçük liste yapsınlar. Kimi aramak, kimin sesini duymak, kimle konuşmak bana şu anda iyi gelecek? Ve bu kişileri aramadan önce onlarla ilgili en son yaşadıkları güzel bir deneyimi düşünsünler. O deneyimi arayıp o kişiyle konuşsunlar, birazcık gülsünler, eğlensinler, o kişiye destek olsunlar ve daha sonra aynı kişi onu aradığında da destek almış olacaklar. Ve bu şekilde güçlenmek, yani sosyal desteği arttırarak güçlenmek mümkün. Neden biliyor musunuz? Çünkü korkular arttı mı, kaynaklar azaldı mı uyku bozuluyor. Yeme düzeni bozuluyor. Evet. Uyku ve yeme düzeni bozulunca bağışıklık sistemi biraz daha zafiyete uğruyor. Bağışıklık sistemi zafiyete uğrayınca korkular artıyor. Korkular artınca uyku bozuluyor. Şimdi çok değerli üstadların söylediği gibi, hı-hı, bağışıklık sistemindeki uykunun ve yeme düzeninin rolünü düşünecek olursak korku hepsini bozuyor ve böyle bir vicious circle dediğimiz bir kısır döngü oluşuyor. Korku arttıkça uyku bozuluyor. Uyku bozuldukça korku artıyor. Korku artıyor. Bunu kırmak için zihin hijyenini yapmamız, fiziksel karantinayı sürdürüp ruhsal karantinaya girmememiz gerektiğini düşünüyorum. Zihin hijyeni de önemli. Hocam anlattıklarınız çok değerli, çok önemli. Bir başka program konusu hatta. Vaktimiz daralıyor. İnşallah. Son sözleri alalım. Şöyle bir baktığımızda hocam, salgını konuşuyoruz. Bu salgın sizce ne kadar daha sürecektir? Ne zaman sonlanacaktır Osman hocam? Yani onu bizim yurttaşlarımızın, bireylerimizin önlemlere uyup uymayacağı belirleyecek. Uyarlarsa çok kısa süre içerisinde çok olumlu bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Ama uymazlarsa bir şekilde bu devam edecek, gidecek. Evet. Mehmet Ceyhan hocam, sizden de alalım. Bu kabus sizce ne zaman bitecek? Ne dersiniz? Şimdi ben onun sürekli hesabını yapıyorum her gün. Yani bu şekilde eğri giderse ne zaman biter diye. Eğer bu şekilde giderse aşağı yukarı bir 3 hafta içerisinde, İşte ama çok yüksek sayılara çıkarak, bu 150-200 bin arasında bir rakam olabilir. Ve 3 hafta içerisinde tepe noktayı görüp sonra azalmaya başlayabilir. Ama bu tabii hiç istediğimiz bir şey değil. 200 bin vaka sayısıyla falan bunların işte hastane, yoğun bakım ihtiyaçlarını İnşallah falan öyle bir şey olmaz. Zorlar. O yüzden Osman Hoca'nın da başta dediği gibi bu eğriyi biraz sağa yatırmamız lazım. Bakalım işte bu yeni alınan tedbirlerin etkisini bir hafta sonra göreceğiz. Hı hı. Amacımız bizim bunu
1,5-2 aydan önce o noktaya getirmemek, mümkün olduğu kadar yatık seyrederek az vakayla ve az ölümle atlatmak. Ama bu tabii bizim tepe noktaya gelmemiz bir şey anlam ifade etmiyor. Çünkü bu salgın bitene kadar, tam kontrol altına aldık diyene kadar Çin'i örnek alabilir insanlar. Sokağa çıkma yasağı düzeyinde olmasa da tedbirlerin birçoğu devam edecek. Dünyadaki salgın bitene kadar da böyle çok değil ama bazı kontrollü davranışlarla yaşamaya alışacağız. Örneğin işte bazı ülkelerle belki sınırlar kapalı kalacak. İşte okulların açılması çok önemli mesela. Okulların açılması çok kritik bir süreç. O işte bu sene yetişecek mi? Ama bu şekilde gidersek yetişmesi zor gibi görünüyor. Ama biraz daha eğer vaka sayısını düşürebilirsek o zaman belki birkaç ay sonra düşünülebilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Korkut Hocam, sizden de bir değerlendirme almak isterim birkaç cümleyle. Sizce bu kabus ne zaman biter? Evet. Şimdi demin hocalarım konuşurken eski notlarıma bakıyorum. Önümdeki not 1 Şubat'a ait bir haber kanalında. Bakın 1 Şubat'tan itibaren nasıl yol almışız? Oradaki bilgilerimiz nasıl bir kısmı olgunlaşmış, bir kısmı değişmiş? Yani bu ne demek? Çok dinamik bir süreçteyiz. Her toplum kendi hikayesini, ben kendi yazacağını, her ülke kendi kültürüne göre bir eğri. Tabii ki de bunlar belli başlı birbirine benzeyecekler ama ufak tefek farkları olacağını inanıyorum. Ben de hocalarıma katılıyorum. Eğer biz bu tedbirleri özellikle bu 2-3 haftada çok ciddi alırsak herhalde Temmuz başı gibi veya Haziran'ın sonuna doğru tabii kademe kademe ben rahat ereceğimize inanıyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah, İnşallah çok da erken olur ama görünen o ki herhalde. Şunu da söyleyeyim, artık bu virüs bizim hayatımızın parçası. Bu hastalıkla biraz daha uğraşacağız vesaire gibi duruyor ama inşallah dediğim gibi Temmuz'un başı gibi biraz daha rahat hareket ediyor olabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum ben de herkese. Bizler çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. İnşallah bu süreci sizin de söylemiş olduğunuz gibi en az hasarla atlatabiliriz. Efendim, gündem dışında bu gece çok değerli konuklarım vardı. Korona günlerini konuştuk. Korona virüsüne ilişkin detayları konuştuk. Ayrıntılara değindik. Bu gece de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.